Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. HDI Sigorta, Emrah Karalinç'le sporun merkezini sunar. Herkese mutlu günler, mutlu sabahlar. Türkiye'nin en çok dinlenen spor radyosu, Radyo Spor, hoş geldiniz. Programımız an itibarıyla başladı ve yaklaşık 2 saat kadar sizlerle birlikte olacağız değerli dinleyicilerimiz. Oldukça yoğun bir gündem var. A milli futbol takımımızda teknik direktör Şenol Güneş'le yolların ayrılmasının ardından gündeme birçok isim gelmişti. Son gelişmelere bakacağız milli takımla alakalı olarak. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Alman temsilcisi Borussia Dortmund'la karşı karşıya geleceğini ifade edelim. Siyah beyazların oynayacağı maça bakacağız. Beşiktaş'ta son gelişmeler neler? Sergen Yalçın nasıl mesajlar verdi? Beşiktaş hangi 11'le sahaya çıkacak? Buna bakacağız. Fenerbahçe Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek. Fenerbahçe'de takımda son durum ne? Hangi futbolcular oynayamayacak? Sakat futbolcularda son durum ne? Buna bakacağız. Sarı lacivertleri konuşacağız. Galatasaray Lazio ile karşı karşıya gelecek. Tabii ki Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden tüm takımların yürekten başarılar dileyelim. Sarı kırmızılılar da Lazio ile oynayacağı karşılaşmada galibiyet hesapları yapıyor. Galatasaray'daki son gelişmelere bakacağız. Trabzonspor'a bakacağız. Trabzonspor'la ilgili ne gibi yeni gelişmeler var? Ayrıntılarıyla konuşacağız. Anadolu'dan futbol bölümünde Anadolu takımlarının son durumlarına göz atacağız. Ve tabii ki Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanıyor. Devler Ligi'nde neler oluyor, neler bitiyor? Ayrıntılı bir şekilde değerlendireceğiz konuklarımızla birlikte. Değerli dinleyicilerimiz, milli takımı programımızın ilerleyen bölümünde konuşacağız ama öncelikle şunu söylemek lazım. A milli futbol takımımızda Stefan Kuntz döneminin başlaması çok yakın olarak görülüyordu. Stefan Kuntz'tan da bir açıklama geldi. Şu an için verilmiş bir karar yok diyor. Özellikle Almanya'da ki başarılı bir performans ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Teknik direktörlük bazında şampiyonluk yaşamış bir teknik adamdan bahsediyoruz ki futbolculuk döneminde de Beşiktaş forması giymişti Stefan Kuntz. Milli takımda Hamit Altıntop'a verilen yetki sonrasında bir görüşme gerçekleştirildi. Öncesinde tabii Joachim Löw'le de bir görüşme yapılmıştı ama Joachim Löw 4 maçlık bir teknik direktör olmadığı yönünde bir geri dönüş yapmıştı Türkiye Futbol Federasyonu'na. Stefan Kuntz'a biraz daha yakın olduğu haberleri var Türkiye Futbol Federasyonu'nun. Tabii ki yeni gelişmeler oldukça paylaşacağız. Ve temsilcimiz Beşiktaş. Beşiktaş bugün Şampiyonlar Ligi C grubu ilk maçında Alman ekibi Borussia Dortmund'u konuk edecek. Mücadele saat 19.45'te başlayacak Vodafone Park'ta ve maçı İspanyol hakem Antonio Mateo Lao yönetecek. Karşılaşmanın eksenden yayınlanacağını ifade edelim. Beşiktaş'ta temsilcimizde sakat oyuncular var tabii ki. Domagoj Vida bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Alex Teixeira da yine bu maçta oynayamayacak isimlerden. Yine bir başka yeni transfer Umut Meraş. O da bu maçta kadroda yer almıyor. Borussia Dortmund takımına baktığımızda Emrecan, Reyna, Torgan, Hazar, Zagadou, Schmelzer ve Schulz İstanbul'a getirilmeyen oyuncular. Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maç öncesinde bir açıklama yaptı ve Borussia Dortmund'un eksilerini, artılarını bildiklerine dikkat çekti Sergen Yalçın. Ve sahaya çıkacak kadroya bakacak olursak da yabancı ağırlıklı bir kadro olacağını söyleyebiliriz. Hedefimiz grubu ilk iki sıra içinde tamamlayabilmek mesajını verdi Beşiktaş teknik direktörü. Muhtemel 11'e baktığımızda tabii ki az sonra sevgili Kartal Yiğit'le de konuşacağız Beşiktaş'ın gündemini ama kalede Ersin'in oynaması bekleniyor genel kanı. Bunun dışında tabii Rosie, Wellington, Montero, Ensakala, Josef, Atiba, Pjanić, Raşit Gezal, Larin ve Mişi Batshuayi. Bu şekilde bir 11 beklentisi var Beşiktaş'ta. Borussia Dortmund'a baktığımızda Kovel ki en çok eleştirilen isimlerden biri. Munie, Pongracic, Akanji, Guerrero, Dahoud, Bellingham, Royce, Brandt, Malen ve Haaland. Böyle bir 11'de Borussia Dortmund takımında bekleniyor.
Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında elenmişti Beşiktaş. Avrupa Kupalarında oynadığı son 5 maçta 3 yenilgi, birer beraberlik ve galibiyeti almıştı. Hatırlayacaksınız, UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ve Wolverhampton'a yenilmişti Beşiktaş ki aynı organizasyonda Slovan Bratislava'yı yenmişti. Beşiktaş'ın PAOK'la oynadığı Şampiyonlar Ligi ön elemesinde rakibine yenildiğini hatırlayacaksınız. Tabii sonrasında sezon bambaşka bir noktaya gitmişti. Rio Ave maçı keza unutulmayacak maçlardan biri, penaltılarla yenilmişti. Sergen Yalçın açısından son derece önemli. Neden? Dortmund mücadelesiyle beraber Sergen Yalçın da Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşayacak. Futbolcu dönemi de tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi Sergen Yalçın. Teknik direktörlük kariyerinde de ilk kez bu arenada boy gösterecek. Beşiktaş'ın 225. Avrupa maçı, Şampiyonlar Ligi'nde ise 45. maç olduğunu söyleyelim. Gruplarda tabii Türk futbol tarihine geçmişti Beşiktaş. Katıldığı Şampiyonlar Ligi organizasyonunda grup mücadelesini yenilgisiz tamamlamıştı ve bu performansıyla da açıkçası Türk futbol tarihine geçen takımlardan biri oldu. Alman takımlarına karşı Beşiktaş'ın ortaya koyduğu performans tabii ki tartışılıyor ve Leipzig karşılaşması hafızalarda. Daha önce Borussia Dortmund, Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Wolfsburg ve Leipzig'le çeşitli UEFA organizasyonlarında karşı karşıya gelmişti Beşiktaş. Grubunu namağlup lider tamamladığı sezon Leipzig'i iki karşılaşmada da yenmişti Beşiktaş. İstanbul'da rakibini 2-0 yendi Karakartal ve deplasmandaki mücadeleyi de 2-1 kazandı. 3 sezon sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek oldukça önemli. Tabii Beşiktaş'ın tarihine baktığımızda da çeyrek final oynamışlığı da var. Avrupa Kupalarında tabii ki 3 kez çeyrek finale yükselmişti. Beşiktaş'ın tarihi tabii ki önemli başarılarla dolu. Temsilcimize yürekten başarılar dileyelim. Süper Lig'deki temponun çok daha üstüne çıkması gerekiyor. Temsilcimiz Beşiktaş'ın. Az sonra Beşiktaş bölümünde ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Hem takımdan son gelişmelere bakacağız, hem de bir teknik analiz yapacağız Beşiktaş'ın eski futbolcularından biriyle değerli dinleyicilerimiz. Fenerbahçe'de Eintracht Frankfurt maçının kadrosu belli oldu. Altay, Berke, Ertuğrul, Zalay, Serdar, Kim, Novak, Osayi, Ferdi, Gustavo, Mert Hakan, Meyer, Fatih, Arda, Mesut Özil, Pelkas, Muhammed, Rossi, Valencia ve Berisha. Böyle bir kadro değerli dinleyicilerimiz. Tabii Fenerbahçe'de eksikler de var. O eksikleri de göz ardı etmiyoruz. Ancak sarı lacivertliler ki kötü performans sergiliyor Almanya'da. Eintracht Frankfurt rakibi karşısında kazanmayı amaçlıyor Fenerbahçe. Fenerbahçe'de eksikler var. Eksikler yok değil. Tabii ki bunu göz ardı etmiyoruz değerli dinleyicilerimiz. İrfan Can Kahveci o forma giyemeyecek. Marcel Tisserand, Zayt Sangare, Sosa Alman ekibine karşı forma giyemeyecek. Tabii bunun dışında Vitor Pereira tabii ki kadrodan en çok verimi almaya çalışıyor ve UEFA listesinde yer almayan bazı oyuncular var. Serdar Dursun, Burak Kapıcak ve Miguel Crespo gibi oyuncular, onlardan da yine yararlanamayacak. Tabii Pelkas, Ferdi ve Novan maçın kafilesinde yer alıp alamayacağı merak konusuydu ki az önce de zaten kadroyu saydık değerli dinleyicilerimiz. Galatasaray'da Lazio maçının hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim futbolcularıyla bir toplantı yaptı ve Lazio maçının önemini anlattı ki Lazio'da da Sarri'nin özellikle Galatasaray'a karşı çok farklı bir plan ortaya koyacağını söyleyebiliriz. İtalyan basınından takip ettiğim kadarıyla Milan maçına nazaran çok daha farklı bir 11'i sahaya sürmeyi planlıyor deneyimli teknik direktör ve Vedat Muriç ki Fenerbahçe'de forma giydi, Çaykur Rizespor'da forma giydi. Lazio'daki ilk sezonu çok kötü geçmişti. Sportif açıdan başarısız bir golcü eleştirilir. İtalya'da da keza eleştirilerin hedefi olmuştu Kosovalı golcü Vedat Muriç. Onun da Galatasaray karşısında ilk 11'de yer alması bekleniyor. Temsilcilerimizin maçlarını konuşacağız az sonra. Reklam vakti geldi değerli dinleyicilerimiz. Reklama gidelim. Sonrasında Kartal Yiğit bizlerle birlikte olacak. Beşiktaş'taki sıcak gelişmeleri bizlerle paylaşacak. HDI Sigorta'nın sunduğu Emrah Karalinç'le Sporun Merkezi devam ediyor. HDI Sigorta, HDI Sigorta. We'll be right back.
Tekrar birlikteyiz değerli dinleyicilerimiz. Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, Borussia Dortmund maçında galibiyet hesapları yapıyor. Alman basınına baktığımızda Alman basını maç öncesinde iki takımdan son gelişmeleri paylaştı. Haaland ve Mishy Batshuayi'nin fotoğrafını kullandılar. Bundesliga.de bu internet sitesinde ki Almanya'da en çok takip edilen sitelerden biridir. Borussia Dortmund'un zorlu geçen ve 4-3 kazandığı Bayer Leverkusen karşılaşmasını hatırlattılar. Anahtar oyuncular kimler? Haaland, Reus ve Bellingham. Bu 3 oyuncuya vurgu yapıyorlar. Tabii kadroda eksikler var, az önce saymıştım ama bu futbolcuların öne çıkmasını bekliyoruz bizler de. Haaland konusunda bir hatırlatma yaptı Alman basını. Dediler ki golcü futbolcu Erling Haaland Şampiyonlar Ligi arenasında geçen sezon gol kralı olmuştu ve Beşiktaş Haaland'ın kurbanı olacak diyorlar. Gerçekten böyle bir şey olacak mı? Tabii bunu maçta göreceğiz ama temsilcimizin kazanmasını arzu ve temenni ediyoruz. Beşiktaş için şöyle bir yorum da yaptılar. Beşiktaş'ın geçen sezon Galatasaray'ı tek gol averajıyla geçerek şampiyonluğa ulaştığına dikkat çektiler. Sergen Yalçın'ın mükemmel bir sicile sahip bir teknik adam olduğu vurgusunu yaptılar. Ve Beşiktaş'ın Süper Lig'de gol yemediğine dikkat çektiler. Aynı zamanda bu analiz haberde Pjanic'in takıma hemen alıştığı, Mishy Batshuayi gibi önemli bir oyuncunun kadroda yer aldığına vurgu yapıyorlardı. Ve Mishy Batshuayi tabii ki Beşiktaş'a alışma döneminde adaptasyon sürecini iyi bir şekilde geçirmeye çalışıyor. Alman basını futbolcuları öne çıkarmıştı. Ve zaten Batshuayi ile ilgili yapılan analizlerde yine Avrupa basınında Türkiye macerasına hızlı bir giriş yaptığına dikkat çekiliyordu. Beşiktaş'taki son gelişmeleri alacağız. Kimden alacağız? Ajans Spor Beşiktaş muhabiri, usta gazeteci Kartal Yiğit bizlerle birlikte. Aynı zamanda kendisi Radyo Spor'da da başarılı programlara imza atıyor. Kartal Yiğit, günaydın, yayınımıza hoş geldin. Günaydın, yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, Beşiktaş'ın 11 ile başlayalım. Sergen Yalçın tabii kadro ile ilgili mesajı verdi. Sen zaten öncesinde yazmıştın Ajans Spor'da, tebrik ederim. Nasıl evet. Bir kadro olacak Beşiktaş'ta? Ben saydım, bir tek Ersin yerli oyuncu. Doğru. Şimdi zaten dün yapılan basın toplantısında o soruyu ben sordum Sergen Yalçın'a. Evet. İşte ligde sıkıntılısınız. Yani kontenjan konusunda sıkıntılısınız. Siz de zaman zaman şikayet ediyorsunuz. Yarınki maçta, yani bugünkü Borussia Dortmund maçında kadro nasıl olacak? Yabancılardan kurulu, sınırsız yabancı hakkınızı kullanacak mısınız dedim Ersin dışında. Sergen Hoca evet, Ersin dışında herkesi kullanacağım dedi. Tabii böyle olunca da ilk 11 netleşmiş oldu. Biraz da olaya esprili bakayım. Hepimiz, yani bütün medya mensupları, bugün gazeteler dahil, herkes 11'i bilmiş durumda. Yani herkes evet. Yazdı, hep herkes de aynı 11 var. Tabii yani son anda bir değişiklik olmazsa bugün Beşiktaş yazılan 11 ile çıkacak. İstiyorsanız tekrarlayalım. Tabii ki, lütfen. Sen söylediysen işte kalede Ersin'i bekliyoruz. Sağ tarafta, savunmanın sağında Rozier, Montero, Wellington, Ensakala biliyorsunuz o yaşadığı Antep'te talihsiz olaydan sonra tekrar sahalara dönüyor. Önde normalde Sergen Yalçın ligde artık düzen değişikliğine gitti. 4-1-4-1 gibi oynatıyordu ama ben bu akşamki maçta ön tarafı ya iki ön libero bekliyorum. Atiba ve Joseph olmak üzere. Çünkü kontrol amaçlı olarak. Sağ tarafta Gezal, ortada Pjanic, sol tarafta Enkudu, ileride de Batshuayi 11'iyle bu önemli maça çıkacak Beşiktaş. Larin'in oynama ihtimali yok muydu? Yani bazı kadrolarda Larin de gösteriliyor. Vallahi işte orada biraz evet bir soru işareti var. Yani Larin'i oynatabilir. Çünkü Larin topu iyi kullanan bir oyuncu ama ben sanki Enkudu Gezal ikilisiyle, yani Larin'in oynayabileceği bölgeler olarak söylüyorum, onlarla başlayacak. Özellikle Enkudu çok formda. Batshuayi ile iyi anlaşıyorlar. Ve çabuk bir oyuncu Enkudu. Yani Dortmund savunmasına baktığımız zaman büyük problemler yaşıyor. Ve atağa çıkıp sonlandıramadığı takdirde geride boşluklar veriyor. O yüzden Enkudu tercihinin ben daha makul olacağını düşünüyorum. Büyük ihtimal Sergen Hoca da Enkudu ve Gezal'la başlayacaktır ama Larin'in kulübede olması Beşiktaş adına büyük bir itici güç.
Oyunun gidişatına göre büyük ihtimallerinde forma giyecek. Evet. Borussia Dortmund tabii Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi. Çok fazla detaya girmeye gerek yok. Bu tip organizasyonların gediklilerinden biri. Dolayısıyla evet. üst düzey takımlardan biri. Ki Almanya'daki performansını biliyoruz. Her ne kadar Almanya'da, Bundesliga'da bir Bayern Münih hegemonyası olsa da Borussia Dortmund'da çok kaliteli, üst düzey kadroya sahip. Tabii Dortmund cephesine baktığımızda onlar da Beşiktaş maçında galibiyet istiyorlar. Dolayısıyla kıran kırana bir maç bekliyorum ben. Beşiktaş'ın eksileri neler Kartal Yiğit? Ve takımda nasıl bir hava var? Doğru tabii, şimdi Dortmund senin de dediğin gibi Almanya'da Bayern Münih ile beraber şu an en gözde takımlardan ve maliyet açısından, değer açısından en değerli takımlardan biri. Zaten bir Haaland'ın değeri bizim neredeyse Beşiktaş'ın değerine yakın. Yani o yüzden çok zorlu bir rakip Dortmund Beşiktaş adına ve grubunda favorisi. Şimdi ama onların da sıkıntılı bölgeleri var. Yani ben bir iki maçlarını izledim bu sezon. Son Leverkusen maçında bir kere çok kolay gol yiyorlar. Yani o Beşiktaş adına büyük bir avantaj. Duran topları, kornerlerde etkisizler, ön direkte özellikle paylaşımlarda sanki sıkıntı varmış gibi geliyor. Savunmaları daha oturmadı. Bunlar Beşiktaş için avantaj. Şimdi gelelim Beşiktaş'ın sıkıntılarına. Evet, Beşiktaş bu sezon hakikaten çok ekstra özelliklere sahip fantastik bir takım kurdu. Yani ön bölgesi, hücum bölgesi Türkiye Ligi'nin çok çok üstünde. Hatta Avrupa'da sayılı takımlardan biri oldu. Bu yönden hiçbir sıkıntı yok ama siyah beyaz takım da Dortmund gibi zaman zaman savunmada çok büyük problemler yaşayabiliyor. Yani araya atılan toplarda ve kanatlardan gelindiği zaman problemler yaşayabilen bir takım. Hı hı. O yüzden Beşiktaş'ın da savunmasında ben biraz sıkıntı görüyorum. Ama burada en önemli görev, en büyük görev orta sahaya düşecek. Yani Atiba ile Josef'e düşecek. Burada iki oyuncu görevini yaptığı takdirde biraz da ikişer kişilik oynayacaklar. Dortmund'un biraz hücum gücünü kırabilirler diye düşünüyorum. Ama savunmada bir de şu var, biliyorsunuz Vida sakat, Vida oynamayacak. Montero ilk kez oynayacak bu sezon, böylesine bir maçta oynayacak. Yani Montero Wellington'ın ne yapacağını göreceğiz. Yani orada biraz benim kafamda soru işaretleri var. Bir de Gezal henüz tam hazır değil. Yani Gezal formunu yakalayamadı geçen seneki. Geriye dönüşler, geriye dönemiyor. Rozier'i çok yalnız bırakıyor. O bölgeden ben biraz çekiniyorum açıkçası. Yani Beşiktaş'ın sağ tarafı biraz yumuşak gibi geliyor bana. Orada Rozier tek başına mücadele ediyor. Yani çok iyi mücadele ediyor ama hı hı. Ne bileyim, Malatya'ya karşı sıkıntısız oynarsınız. Önemli değil ama Dortmund gibi takımlara karşı eğer Rozier yalnız kalırsa, Gezal yardım etmezse problem yaşayabilir Beşiktaş. Kartal Yiğit Beşiktaş'taki son gelişmeleri paylaşıyor. Benim için soru işareti şu. Birincisi Wellington Montero ikilisinin nasıl uyum sağlayacağı. Üçüncüsü Doğru. Ensakala fizik olarak ne durumda? Konsantrasyon olarak ne durumda? Ve Doğru. Enkudu konusunda ya da orta sahada benim herhangi bir problem olacağına dair kuşkularım yok. Yani Josef Atiba ve Pjanic'in özellikle ciddi bir performans ortaya koymasını bekliyorum. Kafamdaki soru işareti Montero'nun ne vereceği, Ensakala'nın ne vereceği. Çok net. Doğru, çok Peki doğru. Şunu soracağım son olarak. Sergen Yalçın açısından da çok çok önemli. Yani Devler Arenası'nda olmak futbolculuk döneminde önemli bir futbolcuydu. Muazzam bir oyuncuydu. Teknik direktörlük açısından da yükselişte. Bir ekol yaratmasını bekliyorum ben Sergen Yalçın'ın. Yani bu saatten sonra, ki zaten Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamışsınız. Bu saatten sonra bir ekol oluşturmak önemli. Evet. Sergen Yalçın'ın Devler Ligi arenasına konsantrasyonu nasıl? Kartal Yiğit ne gibi mesajlar aldı basın toplantısından? Kısaca rica edeyim. Şimdi tabii ki daha önce katıldığı bir programda Sergen Hoca söylemişti. Hedeflerinin Avrupa'da bir takım çalıştırmak olduğunu belirtmişti. Ben de bu bağlamda Sergen Yalçın'ın Şampiyonlar Ligi'ne çok daha fazla önem verdiğini düşünüyorum. Yani burada hem Beşiktaş hem kendisi büyük bir arena ve arenada çıkıp bir piyasa yapma
imkanı var. Hı hı. O yüzden Sergen Hoca tüm konsantresini Devler Ligi'ne verecektir. Yani belki tabii ligde zaten şu kadronun şampiyonluğun yine en büyük adayı. O yüzden ligden daha önce sanki Şampiyonlar Ligi diyorum ben. O yüzden farklı bir Sergen Yalçın göreceğiz. Zaten dün de bunu hissettik. Bir kere yine rahattı. Heyecanlı olduğunu söyledi ama ekstra bir motivasyon göreceğiz. Çünkü hedefleri olan bir teknik adam. İleride Avrupa'da iyi bir yerde takım çalıştırmak istiyor. Onun için de çok büyük bir fırsat. Eğer burada takımı gruptan çıkarır ve daha da ilerlere giderse tabii ki hem Beşiktaş'ın ismi hem de Sergen Yalçın ismi duyulacak. O yüzden ekstra bir motivasyon olacaktır diye düşünüyorum ben. Peki. Çok teşekkürler sevgili Kartal Yiğit. İyi günler, iyi çalışmalar diliyoruz. Kolay gelsin Emre. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kartal Yiğit bizlerle birlikteydi. Beşiktaş'taki son gelişmeleri paylaştı. Tabii takım savunması anlamında Beşiktaş neler yapacak? Ben savunmada siyah beyazların problem yaşayabileceğini daha çok düşünüyorum. Yumuşak karnı Beşiktaş'ın bu maç özelinde en azından savunma attı. Bu konuda tedirginliğim var siyah beyazlar açısından. Tabii Beşiktaş çok büyük bir takım, büyük bir kulüp ve Devler Ligi'nde başarılı olması lazım. Süper Lig'de evet şu kadro Süper Lig'in üstünde bir kadro, her zaman söylüyorum. Ama Şampiyonlar Ligi'nde işler bambaşka olabiliyor. Bakalım Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından biri Sayın Süleyman Oktay neler düşünüyor? Günaydın Sayın Oktay. Günaydın Emrah'cığım. İyi günler, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Süleyman Oktay, Şampiyonlar Ligi bambaşka bir arena. Gerek Sergen Yalçın gerek Beşiktaş için tabii ki mücadele etmek, ileriye bir adım daha gidebilmek çok çok önemli. Rakip Borussia Dortmund, Almanya'nın en önemli kulüplerinden, takımlarından biri, bir sistemi var. Evet, son dönemlerde problemler yaşıyorlar ama Dortmund her zaman Dortmund'tur. Bunu da unutmamak gerekiyor. Beşiktaş bu akşam nasıl bir fotoğraf sunacak önümüze acaba Süleyman Oktay'ın penceresinden baktığımızda? Tabii Emrah'cığım, şimdi bir defa ligimizde oynadığımız futbol ve yaptığımız mücadele, hep bunların bir amacı vardır. Tabii de şampiyon olmak ama şampiyonluktan sonra da Avrupa'da başarılı olup adını duyurmak. Yani hem kulübünün adını duyurmak hem de bulunduğun ülkenin adını duyurmak, iyi futbol oynayarak ve oynatarak. Şimdi tabii ki Sergen Yalçın da böyle bir amacı var. Yani ilk defa geçen sene işte şampiyonluğu yakaladı ve de Şampiyon Ligi'ne katıldı. Şimdi Sergen Yalçın da tabii burada iyi bir futbol oynatıp hem takımını öne çıkarmak hem de kendi hayallerini adım adım gerçekleştirmenin tabii ki yolunu arayacak. Ama maça gelirsek tabii ki kolay bir maç değil. Şimdi Borussia Dortmund dediğimiz takım Almanya'da yıllardır hepimiz biliyoruz Bayern Münih'in en çekiştiği, en rekabete girdiği takım. Yani o bakımdan da Borussia Dortmund'un her zaman belli bir gücü olmuştur. Yani şimdi ben Borussia Dortmund'un son zamanlardaki işte biraz performans düşüklüğü falan böyle konuşmalara tabii ki olabilir ama katılmıyorum. Yani Alman takımı, bunlar hepimiz biliyoruz, bunlar makine. Yani bunların en kötü günlerinde bile hakikaten çok başarılı olduklarını hepimiz defalarca gördük. Yani o bakımdan da zor bir rakip, kolay değil ama şu bir gerçek Evlatçığım, tabii Beşiktaş bunu daha evvel yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Şenol Güneş'in ikinci sezonunda, ikinci şampiyonluk sezonunda 14 puan topladı Şampiyonlar Ligi'nde. Rekor bir puan topladı ve de Porto'yu deplasmanda yenerek geldi. Leipzig'i deplasmanda yendi. Monaco'yu deplasmanda yendi ve 2 beraberlikten Şampiyonlar Ligi'ni tamamladı. Yani ne olmasın? Tabii ki şimdi bana diyebilirler. Sen de sorabilirsin. İşte o zamanki kadroyla şimdiki kadro arasındaki farkı sorabilirsin. Hı hı. Tabii o zamanki kadro hakikaten güçlü bir kadroydu. Yani Pepe'lerin, işte Talişka'ların, Abubakar'ların, Cengin, çok formda oldukları Atiba'nın, işte Arezma, Tosic, yani hakikaten iyi bir ekipti. Ama ben şu anki Beşiktaş'ta
iyi olduğunu düşünüyorum. Yapılan transferler de hakikaten bunu sağlamlaştırdılar ve iyi bir kadro kurulduğunu görüyoruz. Tabii bugün işte Pjanic dediğimiz futbolcu Barcelona'ya 60 milyon euroya giden bir futbolcu. Ona keza Batshuayi, ona keza Alex. Alex bugün yok tamam ama yani gelen transferlerde hakikaten çok ciddi futbolcular, çok iyi futbolcular ve de Beşiktaş aynı zamanda bunların dışında da takım oyununu çok güzel oynuyor. Yani iyi bir ekip. Bugünkü maça gelirsek neler yapması lazım? Hı hı. Tabii Beşiktaş Emrah'cığım bir defa çok iyi mücadele etmesi şart. Yani Beşiktaş'ın benim temin de anlattığım geçmiş dönemde çok başarılı olduğu Şampiyonlar Ligi serüveninde çok iyi mücadele ettiğini ve de ayağa paslarla çıkmayı ve rakibin presini bu ayağa paslarla kırarken kırıp çıktığını hepimiz çok net görmüştük. Beşiktaş bugün de ayağa pasları çok iyi yapması lazım. Bir, fizik kondisyon olarak iyi mücadele edecek. 115-120 kilometrelere koşu mesafelerine yaklaşacak. Fizik kondisyon tarafı burası. Ama teknik tarafına da gelirsek Beşiktaş hakikaten ayağı pasları bugün de iyi yapması gerekecek. Yani çünkü Borussia Dortmund'un oyunun bazı bölümlerinde, belli bölümlerinde yaptığı presleri kırmak için bu ayağı pas çok önemli. Yani burada zaten Beşiktaşlı futbolcular hepsi yetenekli, özgüvenli, fizik kondisyonları da iyi. Bunu yapmamaları için bir sebep yok. Sahanın zemini de mükemmel. Yani eğer bunu yaptığı takdirde Borussia Dortmund'la hakikaten kafa kafaya iyi mücadele edebilir. Yani ama bunları yapması lazım. Tabii ki aynı zamanda ayağa paslarla çıkıp üçüncü bölgeye hızlı şekilde özellikle de hücum takımı olan zaten bugün antrenörlerden dinledim. Hakikaten diyor ki çok güvenli konuşuyor. Hı hı. Biz diyor futbolumuzdan diyor ödün vermeyeceğiz. Hücum futbolumuzu oynayacağız. Seyir zevki olan, göze hoş gelen bir futbol oynayıp başarılı olmak istiyoruz diyor. Yani o bakımdan da Marco Rose, Beşiktaş sahada, Beşiktaşlı futbolcular bunun cevabını hücum futbolu oynayan Dortmund'un topları kaptıktan sonra hızlı hücumlarla Dortmund sahasına geçip isabetli paslarla çabuk şekilde çıkıp netice yapabilirler diye ben ümit ediyorum, bunu bekliyorum Emrah'cığım. Süleyman Oktay bizlerle birlikteydi değerli dinleyicilerimiz. Çok teşekkürler Sayın Oktay katıldığınız için. Bir şey değil Emrah'cığım, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum. İyi günler, iyi çalışmalar diliyoruz. Beşiktaş'ın eski futbolcusu, kongre ve divan kurulu üyesi, Beşiktaşlı Sporcular Dernek Başkanı Süleyman Oktay bizlerle birlikteydi. Reklama gidiyoruz, ardından buradayız. HDI Sigorta'nın sunduğu Emrah Karalinç'le Sporun Merkezi devam ediyor. HDI Sigorta, HDI Sigorta. Tuncay Bey Beşiktaş'la ilgili bir mesaj yollamış. Mişi Batshuayi bu akşam gol atar mı diyor. Borussia Dortmund'un eski futbolcularından biridir Mişi Batshuayi. Yani 2017-18 sezonunda Chelsea sonrası Borussia Dortmund'a gitmişti. Orada 14 maçta 9 gol atıp bir de asist yapmış bir Mişi Batshuayi. Dolayısıyla eski takımına karşı oynayacağını ifade edelim. Tabii şöyle bir gerçeklik var. Beşiktaş'ın sonuçta grubun favorisiyle oynadığını da unutmamak lazım. Dolayısıyla beraberlik de iyi bir skor olur. Tabii ki kazanmasını temenni ediyoruz ama işler kötü giderse bence beraberlik kötü bir sonuç olmayacaktır. Ki Beşiktaş mağlup olsa dahi telafi için önünde maçlar da var. Bunu da unutmamak gerekiyor. Batshuayi konusunda da şunu söyleyebilirim. Hücumda gerçekten de muazzam bir pres yapıyor. Uyum sürecini çok daha iyi bir noktaya taşıyabilir. Tabii adaptasyon sürecini daha iyi bir şekilde tamamlayabilirse ve yüksek tempoyla başlarsa çok çok katkı verecektir. Ben bol bol gol atacağını düşünüyorum. Ligde en azından öyle olacaktır. Ve Galatasaray diyoruz değerli dinleyicilerimiz. Temsilcimiz Galatasaray Avrupa'da Lazio maçına çıkacak. Sarı Kırmızılılardaki son gelişmeleri alacağız. Ajan Spor Galatasaray muhabiri ve Radyo Spor programcısı Burhancan Terzi bizlerle birlikte. Burhancan merhaba, yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk.
mutluluk Emrah Karlayınç, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Lazio maçına konsantrasyonu nasıl Galatasaray'ın? Tabii Trabzonspor maçı sonrasında Avrupa'da maç oynamak, ikisi çok çok farklı şeyler. Ligin konsantrasyonu ve Avrupa maçlarının konsantrasyonu. Fatih Terim oyuncularını nasıl hazırlıyor? Bundan başlayalım. Sonrasında kadroda Marcao'nun ilk 11'de olacağı yönünde haberler var. Gördük. Evet. Kesin 11'de olacak mı? Nasıl bir kadro planlaması bekliyorsun maç için? Tabii Galatasaray yoğun bir trafikten geçiyor. Aslına bakarsanız ligi en erken açan takımlardan biri ve Haziran ortasından bu yana oyuncular yüksek tempoda hem hazırlık yapıyor hem maç oynuyor. Tabii yeni kurulan bir kadro. Bakıldığı zaman neredeyse ilk 11'in büyük ölçüde değiştiğini geçen sene oranla görüyoruz ki yapılan transferlerin yani %90'ı direkt doğrudan 11 oynayacak isimlerden oluştu. Kolay bir süreç değil tabii ki, ama bir yandan da tabii ki camia, taraftar saha içerisinde hedeflenen oyunu görmek istiyor. Aslına bakarsanız Trabzon karşılaşmasının ilk 35 dakikası son yılların belki de en iyi Galatasaray oyununu izletti bizlere. Fatih Hoca tabii bu gazetelere, sitelere de yansıdı. Yaptığımız kahvaltıda Fatih Hoca hedeflerinin 98-2000 arasındaki oyun olduğunu, oyun planı olduğunu, hücum pres yapan, pres ve karşı presi iyi yapan, topu daha çok rakip sahada oynayan, topa sahip olan bir takım oluşturmak istediklerini belirtmişti. Ki bunun denemelerini de aslında son maçlarda görüyoruz. 98-2000 arasındaki oyunun denemelerini, aslında en güzel yansıması da Trabzon maçının ilk 35 dakikasında oldu. Tabii bunda Çıkıldağ ve Morata'nın merkezdeki hızlı oyunu, isabetli oyunu ve Emre Kılınç, Kerem ve Halil'le ön alanda yapılan presin neticesinde biz bu oyunu gördük. Rakibi hataya zorlayan ve bu hatalardan da faydalanıp sonuca giden Galatasaray'ı gördük. Ancak tabii devre arasından sonra yapılan müdahalelerden sonra, özellikle Babel'in oyuna girmesiyle Galatasaray başka bir oyun oynamaya başladı bu noktada ve skoru da koruyamadı. Şimdi tabii hem Kasımpaşa hem Trabzon karşılaşmasında benzer senaryolar olunca soru işaretlerinin atması da doğal aslında. Yani Galatasaray öne geçiyor, sonra skoru koruyamıyor. Ve bakıldığında da oynanan 10 maçın 9'unda Galatasaray kalesinde gol gördü. Evet, skoru koruyamama ve kaleyi kapatamama konusunda bir takım sıkıntılar gözleniyor. Ama tabii bu bir süreç, yeni oluşum süreci. Mutlaka süreç içerisinde bazı aksaklıkların meydana gelmesi de çok doğal. Tabii ki en kısa sürede çözüme kavuşması teknik heyetin de en büyük hedefi. Şimdi iki defa üstte benzer senaryo olunca tabii mental olarak bir ufak da olsa sendrom oluyor. Ama teknik heyet bu sendromun büyümemesi için zaten hemen Trabzon maçının akabinde mental çalışmaya da başladı bu anlamda. Tabii Marko'nun ceza sebebiyle oynayamamasından dolayı ligde bazı planlarda aksaklıklar oluşturuyor. Bu da bir yokluğu da hissedildi açık ve net bir şekilde. Tabii yani özellikle pas bağlantısı konusunda çok hissediliyor bu anlamda ki Avrupa maçında Lazio karşısında Fatih Hoca'nın Marko'yu kesin olarak oynatacağını bekliyoruz. Gelen bilgiler de bu yönde. Tabii bu noktada partnerin kim olacağı çok tartışılıyor. Luyendama mı, Nelson mu? Luyendama evet sıkıntılar yaşıyor. Hala daha yaşıyor. Hafif toparlanmasına rağmen yaşıyor ama Lazio gibi bir rakibe karşı risk almamak adına ben Fatih Hoca'nın tercihini şu anlamda, çünkü hem Marko ile Luyendama yan yana oynamaya alışık, hem fizik ve tecrübe açısından şu an Nelson'dan bir adım önde duruyor. Bu açıdan ben Fatih Hoca'nın bu karşılaşmada risk almadan Marko ile Luyendama'yı oynatmasını bekliyorum. Nelson'un bu arada şunu söylemek gerekiyor, bence eleştiriler oldu ama gerçekten geleceği çok parlak gözüken ve kendisini geliştirme mesajları da verdi. Evet, eksikleri var ama şu an bence ortalamanın üstünde bir stoper. O yüzden Nelson'u daha sezon başında yıpratmamak gerektiğini düşünüyorum. Fakat bu maç özelinde Marko Luyendama ikilisinin daha doğru tercih
olacağı kanısındayım. Diğer taraftan Galatasaray nasıl bir 11'le çıkacak? Bu da oraya gelmeden yani, şunu sormak tabii. istiyorum sevgili Burhan Can Terzi. Düğüm aslında orta sahada bence. Neden? Tabii. Şimdi Sarri'nin orta sahasına baktığımızda çok farklı. Tabii Milan maçından farklı bir 11 bekliyoruz ama işte Alberto'su, Leivas'ı, Milinkovic'i topa sahip olup pas oyunu yapabilen bir takımdan bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla Fatih Terim'in özellikle orta alanda nasıl bir düzen kuracağı çok merak konusu bence. İşte Berkan, Taylan, Çıkıldağ nasıl olacak? Onu merak ediyorum. Senden dinleyelim. Şunu söylemek gerekiyor ki tabii ki daha çabuk, ikinci bölgeyi daha çabuk geçebilen bir takıma karşı oynayacak Galatasaray. Bu noktada merkez bölgenin biraz daha sertleşmesi gerekiyor. O açıdan da biraz da Emre Kılınç'ın sakatlığı ve şu an yüksek olasılıkla oynayamayacak gibi gözüküyor. Biraz da planların şu noktaya çekilmesi gerektiğini bana da gösteriyor. Yani Taylan Berkan olması gerekiyor. Hı hı. Çünkü o sertlik için defansif yönün biraz daha yükselmesi adına Taylan Berkan olacak. Önlerinde Çıkıldağ oynayacak. Morutan, Kerem, Halil üçlüsünde ön hatta bekliyoruz. Çünkü Galatasaray'ın aynı şekilde Trabzon maçındaki gibi bir yandan pres de yapması gerekiyor. Ama şurada da bir soru işareti var açıkçası sevgili Emre Kalin. Şimdi son maçlarda Kerem'in biraz yıprandığını görüyoruz. Bence her an oyunun içerisinde olması gereken gole, çünkü bu kadar yakın olabilen çok nadir oyunculardan. Her an pozisyon üretebilme yeteneğine sahip. Evet, defansif açıdan kendini geliştirmesi gereken noktalar var. Ama biraz mental olarak da bu maç onu daha da yıpratabilir. Son maçlarda bunu biraz gözlüyoruz. O yüzden mesela Cagne de çünkü çok iyi başladı. Halil, Cagne, Morutan da olabilir diye düşünüyorum. Yani Halil'i biraz daha kanat gibi kullanıp önde Cagne, çünkü takımın zaman zaman nefes alması da gerekiyor. Cagne ileride yapacağı işlerle merkeze de biraz nefes aldırabilir diye düşünüyorum. O yüzden Halil, Morutan, Cagne üçlüsünün bu maç özelinde daha uygun ve yorgun savunmaya karşı da Kerem'le birlikte Galatasaray'ın bu maç üzerinde daha çok faydalanabileceğini düşünüyorum. Daha faydalı olacak gibi geliyor bu oyun kurgusu bana. Serkan Bey'in bir sorusu var. Hı-hı. Mustafa Muhammed ne olacak? Burhan Can Terzi'ye lütfen Hı-hı. sorun demiş. Tabii futbolcunun transfer süreci ortada. Hı-hı. Aklı evet. ne kadar Galatasaray'da? Açıkçası aklı Galatasaray'da olmak zorunda. Çünkü Galatasaray forması giyiyor ve minimum ocağa kadar Mustafa Muhammed Galatasaray forması giyecek. Evet, bir sendrom yaşadı o da. Hakikaten gitmek istedi. Teknik heyet de onay vermişti gitmesine. Ancak çıkan pürüzler sonrası ve o süreçte Falcao'nun da kesin olarak ayrılmasıyla beraber pürüzlerin üzerine de tamam bari kalsın denildi o noktada. Sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Ama şu da var. Fatih Hoca mesela Trabzon'da Cagney değil, onu oyuna attı. Yani bu noktada onun da bu mesajı alması lazım. Ben hala düşünüyorum. Benden hala beklenti var demesi lazım ki önceki gün takım arkadaşlarıyla birlikte poz vermesi, dışarıda sosyal hayatta da birlikte olması bence bir ışık bu noktada. Çünkü Mustafa Muhammed dil problemlerinden de kaynaklı takımda hakikaten çok fazla sosyalleşemiyordu. Bunu söylemek gerekiyor. Ama özellikle Van Aanholt'un bu konuda çok önemli bir yapı taşı olduğunu söylememiz gerekiyor. Çünkü mesela Marco da sıkıntılı süreçten geçerken onunla en yakından ilgilenen isim Aanholt'tu. Mustafa Muhammed konusunda da yani takıma kazandırma açısından Aanholt olsun, yine Arda da çok yakından ilgileniyor. Bu isimler Mustafa Muhammed'i kazanmak istiyor. Ve biraz daha kendine inanırsa ben Mustafa Muhammed'in her zaman faydalı olabileceğini düşünüyorum. Peki. Ama her şeyi geride bırakması lazım. Çok teşekkürler sevgili Burhan Can Terzi. İyi günler, iyi çalışmalar diliyoruz. Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Sayın Turgay Kıran bizlerle birlikte Galatasaray'ın gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Günaydın Sayın Kıran, hoş geldiniz yayınımıza. Emre'cim hoş buldum. Hepinize günaydın. Herkese günaydın. Çok teşekkür ederim. Sayın Kıran, öncelikle Sayın Duygun Yarsuvat'ı, Duygun Hoca'yı anarak bir başlayalım. Evet. Duygun Yarsuvat'la ilgili duygu ve düşüncelerinizi rica edeyim. Mekanı bir kez daha cennet olsun ve hem Galatasaray hem de Türk futbolunun başı sağ olsun diyelim. Evet, çok çok doğru. Çok değerli bir ağabeyimiz, çok değerli bir başkanımız.
ve hakikaten çok da önemli bir hukukçumuzdu Duygun abimiz. Bizim de ilişkilerimiz Duygun abiyle çok uzun zamana dayanır. Ta 1985-86'lardaki bütün şirketlerimizin hukuk müşavirliğini, danışmanlığı yaparlardı rahmetli Hüseyin ve rahmetli Duygun abi. O zamandan bu zamana her zaman için iyi bir beraberimiz olmuştur. Son derece seveceğim bir abimizdir. Hakikaten söylenecek fazla bir şey yok. Çünkü çok değerli bir abi, çok değerli bir büyüktü. Bütün camiaların, spor camiasının, hukuk camiasının ve biz Galatasaray camiamızın da başımız sağ olsun hepimizin. Çünkü çok önemli bir değerini kaybettik. Kesinlikle öyle. Rahmetli almış olalım bir kez daha. Evet. Peki sen... Bu arada bir de tabii almışken bir de... Metin Oktay. Estağfurullah Emrah'cığım, sen ona izin verirsin bana. Estağfurullah, buyurun. Mustafa Cengiz Başkanımızın da geçmiş olduğunu ekledim. Çünkü o da biliyorsun sıkıntılı günler yaşıyor. Dileyelim ki bir an evvel sağlığına kavuşsun. Tekrar camiamızda onu görelim. Tebrik. Dolayısıyla biz de ona buradan geçmiş olduğunu ekledimizi diyelim. Aynı temelleri paylaşıyoruz. Pekala Sayın Kıran, Galatasaray ligde Trabzonspor'la son oynadığı maçta sizin pencerenizden baktığımızda tat verdi mi? Bir. İkincisi, Avrupa maçlarının konsantrasyonu bambaşkadır. Avrupa'da Galatasaray'dan nasıl bir beklentiniz var? Rakip de Lazio. Evet. Şimdi Trabzon maçında ve daha evvelki maçlarda Galatasaray bize çok büyük tat verdi mi? Hayır, tabii çok büyük tat vermedi ama oyuncuların heyecanı, oyuncuların hırsı bize biraz ümit verdi. Çünkü çok çabuk geçilen bir müdafaamız var. Yani orta sahamız yok, müdafaamız çok çabuk geçiliyor. İleride de biliyorsunuz gol sıkıntılarımız var. Yani bu bizim istediğimiz Galatasaray'ın bugünkü durumu değil. Ama sanıyorum ki Fadi Hoca ısrarla buna devam edecek ve Galatasaray'ın iyi olmasına sağlayacak. Yani beni oyun tatmin etmedi. Zaten skor da bizi tatmin etmedi. Ama işte çoğu yerde söylendiği gibi işte şu çok iyi, bu çok iyi. Onlar takım olmak önemli. Yani bireysel futbolun önü olması önemli değil. Galatasaray'da takım olmak önemli. Yavaş yavaş takım olmak zorunda gidecekler. Eğer tabii ki birbirlerini dövmezlerse, kavgalar çıkmazsa. Evet. Lazio maçı için ise daha ümitliyim. Çünkü Galatasaray Avrupa'da, yani Türkiye'nin dışında daha nitelikli oynuyor, daha kaliteli oynuyorlar. Gençler de ilk defa bu meydana çıkacakları için daha hızlı olacaklardır. Lazio da zaten öyle çok önemli bir takım değil. İtalya'nın çok önde gelen takımlarından birisi değil. Dolayısıyla ben Galatasaray'ın şanslı olacağını düşünüyorum. Ve ümit ediyorum Emrah'cığım. Sayın Turgay Kıran bizlerle birlikte, Galatasaray camiasının etkin isimlerinden biri. Sayın Kıran, tabii Marcao ile ilgili süreç, o çok fazla konuşuldu ama sizin fikrinizi almak istiyorum. Bu süreç doğru yönetildi mi sizce? Yok, ben burada hiç katılmıyorum doğru yönetildiğine. Yani bir Galatasaraylı olarak da beni utandıran bir hareketti. Bir Galatasaray birey olarak utandığı bir hareketti Marcao'nun yapmış olduğu. Yok Galatasaray lazım olacak 8 maçta 10 maçta böyle saçma sapan bahanelerle Marcao'nun takımını durması hiç ben uygun bulmadım. Bizim zamanımızda zaten böyle bir şey olduğu zaman o gün hemen akti kesilir yollanırdı. Çünkü Galatasaraylık her şeyden evvel Galatasaray duruşuyla belli olur. Ama siz kalkacaksınız, geleceksiniz, kendi oyuncunuzu iki tane tokat bir kafa atacaksınız, sonra hiçbir şey olmamış gibi devam edeceksiniz. Galatasaray kulübü, Galatasaray üyesi, Galatasaraylılar bunları kaldırmaz. Ve de burada çok da güvendiğim ve çok da başarılı olmasını istediğim Burak Başkan da sessiz kalması beni de üzdü. Halbuki bu karar Fatih'in kararı değil. Bu karar antrenmanda yapılmış bir olay değil. Milyonların gözü önünde yapılmış bir olay. Ve bu hakkının ceza alması gerekir. Laf ola 150 bin lira ceza, 150 bin euro ceza ver demek de hiç Galatasaray'a yakışmış bir şey değil. Onun için biz Galatasaraylılar, yani benim gibi böyle birazcık yaşlanmış, eskimiş Galatasaraylılar bunu pek uygun görmedik ve üzüldük. Onu açıkça söylemek isterim. Sayın Kıran, bu konuda tabii Galatasaray Kulübü bir açıklama yapmıştı. Futbolcunun satışını planlıyordu Galatasaray ama olmadı. Yani görüşmelerde olumlu neticelenmedi. Bu yönde bir açıklama vardı. Bu hani Marcao'nun affedilmesi ve tabii hani hem ekonomik gerçekler hem sportif başarıyı düşünme noktasında konuyu meşru kılmak adına yapılmış bir hareket olarak mı değerlendirilmeli? Ne dersiniz? Ya çok ilginç bu söylemde. Çünkü
bir futbolcu eğer Galatasaray'a yakışmıyorsa zaten hiçbir kulübe yakışmaz. Yani hangi kulüp gidip de maç içerisinde başka birisine kafa adam sporcu kimliğini taşımış birisini alır ki? Yani yok, biz bunu vermeyelim, ceza satalım. Böyle bir düşünce olabilir mi? Olmaz. Dolayısıyla Galatasaray yapması gerekenleri yapar. Galatasaray'ın yapması gereken de hemen o günkü bir gün, o günkü maçtan sonra çıkacaktır bir başkanımız ve yönetimimiz. Galatasaray etik ve örf ve adetlerine böyle şeyler olmaz. Bizim için Galatasaray markası önemlidir. Dolayısıyla marka adı bilmem ne olsa bu takımda duramaz. Siz kendi oyuncunuzu dövdüremezsiniz. Dövdükten sonra özür diletemezsiniz. Bu antrenmanda olmuş bir olay değil. Onun için ne olur, yani biz hep bunu söylemeye çalışıyoruz. Galatasaray'ın bir kurumsal hafızası olması gerekir içeride. Ama kurumsal hafıza diye bir şey şu anda göremiyoruz daha henüz. Ama inanın ki bu yönetimin çok başarılı olmasını diliyorum. Çünkü artık kavgalardan ve bu tür saçma sapan olaylardan yoruldu Galatasaray. Artık dingin, barışsever, dostluksever ve doğru karar verecek bir Galatasaray istiyoruz. Peki. Onun için genç bir kardeşimiz, daha çok uzun vakitleri var ama ders alınacak çok şey var Emrah. Galatasaray'ın etkin isimlerinden biri Sayın Turgay Kıran fikirlerini paylaştı, tespitlerini paylaştı. Çok teşekkür ederim Sayın Kıran, vaktinizi ayırdığınız için. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Herkese buradan sevgilerimi iletiyorum. Hoşçakalın. Çok teşekkürler, selamlar, saygılar bizlerden. Evet, reklama gideceğiz. Ardından Fenerbahçe'ye bakacağız. Değerli dinleyicilerimiz, Twitter'dan ekaralinç adresinden bana ulaşma imkanınız var. Ve aynı zamanda radyospor.com'a girip mesaj gönder kısmından görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Saat 11'den sonra 0212 363 04 34 numaralı telefonumuzdan sizler de yayına katılabileceksiniz diyelim ve reklama gidelim. HDI Sigorta'nın sunduğu Emrah Karalinç'le Sporun Merkezi devam ediyor. HDI Sigorta, HDI Sigorta. Tekrar birlikteyiz. Fenerbahçe bölümündeyiz. Avrupa Ligi D grubundaki macerasına Perşembe günü, yani yarın Frankfurt'ta deplasmanda oynayacağı maçla başlayacak temsilcimiz Fenerbahçe. Fenerbahçe'ye de yürekten başarılar diliyoruz. Tüm takımlarımıza, Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden tüm takımlarımıza başarı dileklerimizi ilettiğimiz gibi. Tabii birinci kategoriden gelen güçlü rakiplerden biri olarak görülebilir Eintracht Frankfurt. Frankfurt karşısında iyi bir sonuç almak istiyor Fenerbahçe ve bu doğrultuda teknik direktör Vitor Pereira oyuncularını hazırlıyor. Pereira'nın Mesut Özil'le özel bir görüşme yaptığı haberleri var ki zaten basın fotoğraflarından da görüleceği üzere Pereira Mesut Özil'le görüştü, konuştu. Futbolcu özel olarak hazırlamasına gerek var mı? Zaten Frankfurt'u da yakından tanıyor Mesut Özil. Almanya'da doğmuş, büyümüş. Yıllarca bu ülkenin milli takımı için ter dökmüş. Dünyaca ünlü bir yıldız ki Frankfurt'u çok yakından tanıması da çok doğal. Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın oyunu nasıl kuracağını çok merak ediyorum Frankfurt maçında. Mevcut sistem üstünden mi devam edecek yoksa farklılıklar olacak mı? Bu bence çok çok önemli. Frankfurt'un evet performansı çok iyi değil. Almanya Ligi'nde üst üste kötü sonuçlar aldılar. Onlar da Avrupa maçını bir çıkış karşılaşması olarak görüyorlar. Gerek teknik direktörlerinin, gerek futbolcuların vermiş olduğu mesajlara baktığımızda bunu söyleyebiliriz. Hasan Beyefendi Mesut Özil'in fiziksel açıdan nasıl olduğunu sormuş. Şimdi Mesut Özil geçen sezon çok çok kötüydü. Yani Mesut Özil geçen sezon sadece transfer oldu. O kadar. Hiçbir performans göremedik. Zaten sakatlıklardan kurtulamadı. Fiziksel olarak da bir türlü hazır hale gelemedi. Uzun bir dönem oynamamış bir futbolcuydu. Bu sezon Mesut Özil'in sezonu olmalı. Görüşü hakimdi Fenerbahçe'de. Ki taraftarlar da bu yönde mesajlar da atıyordu, paylaşıyordu. Hem fizik hem de form olarak her geçen gün daha da iyiye giden bir Mesut var mı? Var. Sivasspor karşısında fena bir performans ortaya koymadı. Evet, Mesut o önceki yıllardaki Mesut Özil gibi değil şu anda. Özür diliyorum. Ama Mesut Özil'in iyiye doğru bir gidişatı var mı? Var. Pereira'nın Mesut Özil'i 59'da oyundan
alması sebebiyle eleştirildiği bir ortam vardı ama Frankfurt maçında daha çok Mesut'tan da faydalanacaktır diye düşünüyorum. Fenerbahçe'deki son gelişmeleri alacağız. Sözcü gazetesi Fenerbahçe muhabiri İrfan 25 bizlerle birlikte. İrfan 25 merhaba, yayınımıza hoş geldin. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Mesut Özil konusunda Vitor Pereira'nın son düşüncesi nedir? Futbolcuyla bir görüşme yaptı, konuştu. Tabii Mesut'a güven duyuyor. Mesut da Frankfurt'u çok iyi tanıyor. Frankfurt'un performansı gözler önünde. Nasıl bir konsantrasyonla hazırlanıyor Fenerbahçe? Öncelikle bununla başlayalım, bir giriş yapalım. Şöyle söyleyeyim, tabii Fenerbahçe antrenman Frankfurt maçını galibiyetle başlamak istiyor. Yani gruplara bir galibiyetle başlamak istiyor. Sen de bahsettik gibi Frankfurt'ta Bundesliga'ya iyi başlamadı. Bazı sorunlar da yaşıyor Bundesliga'da. Ayrıca bazı oyuncular geçen sezonki tabii Eintracht Frankfurt çok iyi bir performans ortaya koymuştu. O zamanki önemli oyunculardan bazıları da yollarda ayrılmıştı. Kostić işte yedek bekliyor. Yedek sonradan oyuna giriyor. Kostić'te bazı sorunlar yaşanıyor ama son maçta Kostić de oyuna girmişti ve bir de gol atmıştı. Baktığımızda aslında Fenerbahçe Eintracht Frankfurt'u çok iyi bir zamanında karşılaşacak. Mesut Özil'le de teknik direktör Vitor Pereira'nın ilişkisine gelirsek herhangi bir sorun yok. Mesut Özil'i aslında biraz da koruma amaçlı oyundan çıkardı. Çünkü Fenerbahçe'de oyuncudan yorgunluk seviyeleri ölçülüyor. Yorgunluk seviyeleri işte Atilla Salay'dı. Yorgun olduğu için aslında yedek soyundurulmuştu sakatlık riskine karşı. Mesut Özil'in de ölçümler doğrultusunda sakatlanma riski ortaya çıktığı için ve biraz daha antrenman Frankfurt maçında düşünerek 59. dakikada oyundan çıkardı teknik direktör Vitor Pereira. Yani aralarında bir herhangi bir sorun yok. Mesut Özil'le birebir konuşmalar yapıyor. Zaten kendisini de bazı maçlarından dinlendirebileceğini, bazı maçlarda yedek soyunabileceğini kendisini ifade etti. Çünkü onu Mesut Özil'in performansından en fazla, en maksimum verim almak için, ondan en iyi şekilde yararlanmak için ve sakatlık riskinin önüne geçebilmek için böyle bir yol tercih etti teknik direktör Vitor Pereira. Frankfurt maçının kadrosu belli oldu. Sarı lacivertlerde tabii kadroda olmayan isimler de var. Kadro ile ilgili neler söylersin? Tabii 8 eksik futbolcu var Fenerbahçe'de. Şimdi Nazım Sangare, İrfan Can Kahveci, Tisaran, Sosa ve Miyazayz kafilede yer almıyor. Yani bu futbolcuların yanı sıra UEFA listesinde yer almayan yeni transferler Crespo, Serdar Dursun ve Burak Kapaçak da kadroda yer almayan isimler arasında. Miyazayz dünkü antrenmanda bir sakatlık yaşamıştı. Aslında Sivas maçında da bir adres tutar gibi olmuştu ama dünkü antrenmanda ağrıları artınca bugünkü Frankfurt maçının kadrosuna dahil edilmedi. Perkas sakatlar geçen Perkas, Novak ve Ferdi Kadao ise Eintracht Frankfurt maçının kafilesinde yer alıyor. Bu 3 futbolcu da teknik eğitim görev vermesi halinde ilk 11'de forma giyebilir. Tabii nasıl bir 11'e çıkacak Fenerbahçe? Özür diliyorum. Oraya gitmeden kısa bir ara verelim mi sevgili İrfan 25? Kısacık bir ara rica edeceğim. Ardından devam edelim, olur mu? Tekrar birlikteyiz. İrfan 25 ile konuşuyoruz Fenerbahçe'nin gündemini. İrfan 25, kadro konusu, hani kısa bir şekilde değinmek istemediğim için hemen reklama gittim. Şöyle bir düşüncem var. Frankfurt maçına özel bir taktik belirler mi Vitor Pereira? Tam planı nedir? Ben şunu söyleyeyim. Yani oyun sisteminden vazgeçeceğini düşünmüyorum. Aynı oyun sistemiyle çıkacaktır sahaya. Tabii kalede Altay Bayındır. Tisan sakat nedeniyle Serdar Aziz'i sağ stoper olarak oynayacaktır. Yine Minci Akim, Atilla Salay'ı. Orta sahada Osay Samuel, Luis Gustavo, Max Meyer ya da Mert Hakan Yandaş. Orta alanın solunda Ferdi Kadıoğlu. Hücum üçlüsü ise Mesut Özil, Diego Rossi ve Valencia ile muhtemel 11'e çıkmasını bekliyorum. Ama tabii bu Mesut Özil'i Eintracht Frankfurt maçında yedekle soyundurabilir. Az önce sen yani farklı bir Eintracht Frankfurt maçı için özel bir taktik konusunda Mesut Özil'i yedek soyundurabilir. Çünkü Diego Rossi, Valencia ve Berisha ile ilgili daha hareketli bir hücum üçlüsünü orada oynatarak Eintracht Frankfurt'un özellikle savunma ikilisi top çıkarmakta zorlanıyor. Oraya yapılan baskılarda sıkıntı yaşayabiliyor.
Bu bölgede Diego Rossi, Valencia ve Berisha gibi 3 hareketli ismi oynatarak Eintracht Frankfurt savunmasına zor anlar yaşatma adına böyle bir tercih yapabilir teknik direktör Vitor Pereira. Ama tabii burada en önemli görevde Luis Gustavo'ya düşecek. Çünkü Gustavo orta sahada hem defansif hem de ofansif anlamda takımın sahadaki lideri olacak. İrfan 25 Fenerbahçe'deki son gelişmeleri paylaştı. Çok teşekkürler sevgili İrfan 25. İyi çalışmalar, yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Ve devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Türkiye'de en önemli teknik adamlardan biri bence. Futbola bakış açısı, oyuncularla iletişimi, zihniyeti ve öngörüleriyle gerçekten de çok takdir ettiğim, sevdiğim teknik adamlardan biri. Sağ olsun bizi kırmaz. Radyo Spor yayınlarına da her zaman değerli fikirleriyle katkı verir. Sayın Yücel İldiz bizlerle birlikte. Günaydın hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın sevgili Emrah. İyi yayınlar, kolay gelsin. Çok teşekkür ederim hocam. Nasılsınız hocam, keyifler? Her şey yolundadır umarım. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? Bizler de iyiyiz hocam. Futbolun gündemini konuşuyoruz, konuşmaya devam ediyoruz. Öncelikle size şunu sormak istiyorum. A milli futbol takımımızda Sayın Şenol Güneş, ki Euro 2020 döneminde de sizle bir konuşma yapmıştık. Sayın Şenol Güneş'in çok tatmin edici açıklamalar yapmadığını gündeme getirmiştik. Sayın Güneş, evet. Sayın Güneş'le yollar ayrıldı. Öncelikle bu karar doğru bir karar mıydı? Bir. İkincisi, şimdi gündemde Stefan Kuntz ismi var. Türkiye Futbol Federasyonu adına Sayın Hamit Altıntop görüşmeler yaptı. Bir aşamaya geldi ama henüz Kuntz'un açıklamasından yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Net bir şekilde imzalar atılmış değil. Fikrinizi merak ediyorum. Hem Sayın Şenol Güneş hem de milli takımda bundan sonraki dönem için. Şöyle söyleyeyim. Sayın Şenol Güneş gerçekten çok değerli katkılar oldu milli takımımıza. Futboluna çok değerli katkılar oldu. Ama bundan bir müddet önce hatırlarsanız sizlerle beraber yaptığımız değerlendirmelerde o dönemki değerlendirmeler çok tatmin edici olmadığını konuşmuştuk. Hı hı. Ama bir değişiklik yapılacaksa bence o zaman yapılmalıydı. Şu anda bu kez yani yarışma devam ederken değişiklik yapıldı. Şimdi şu anda Türkiye Norveç'i yenerse büyük bir ihtimalle yine 2-2'ye kalabilir vesaire ama bu belki artık skorlardan da ayrı bir şey oldu. Çünkü gerçekten gerek yazılı görsel medyada gerek sosyal medyada biz hepimizin de gördüğü gibi Sayın Hoca'nın çok futbol federasyonu veya hatta spor kamuoyuyla iletişimde bir sıkıntı oluşmaya başladı. Yani bir türlü çok yıprandı bu konuda açıkçası. Yani değişimi normal görüyorum ben. Ama bu zamanlaması iyi mi kötü mü? Bence ya da önce yapılmalıydı ya bu turnuvanın sonu beklenmeliydi veya neticesi beklenmeliydi diye düşünüyorum açıkçası. Bu anlamda Şenol Hoca ile ilgili görüşlerimiz bunlar. Şimdi Stefan Kuntz meselesine gelince şimdi Almanya'da sistem çok daha farklı gelişiyor biliyorsun. Orada eski milli oyuncular veyahut da oyuncular alınıyor. İşte genç takımlardan A takımlara kadar kendi kulüplerde veya milli takımlarda Löw'ün gelişi de o şekilde olmuştu. Ve Almanya'da genellikle sistem bu şekilde gelişiyor, gidiyor. Ancak bizim ülkemizde çok daha farklı. Yani şu an tamam Hamit Altıntop Almanya işte Avrupa kökenli bir yurttaşımız, federasyon üyesi, şimdi de milli takımdan sorumlusu oldu. Ancak bence bu konuda doğru davranılmıyor diye düşünüyorum. Çünkü Türk milli takımının başına şu anda ben bunu fanatiklik olsun veya şu şey olarak söylemiyorum. Yani şövenist duygular içerisinde kesinlikle söylemiyorum. Ancak artık Türkiye'de milli takımların başına geçebilecek seviyede çok antrenörümüz var. Bu seviyeye gelmiş çok antrenörümüz var. Çünkü bilgi anlamında Avrupalıların eksik olduğumuzu düşünmüyorum açıkçası. Bu nedenle yani bu tercih bence çok doğru bir tercih olmaz diye düşünüyorum. Ama karar tabii ki. Hele özellikle yani şimdi yani tutuyoruz biz işte yabancı sayısını kısıtlamaya kalkıyoruz. Yani bana göre çok şey bir karardı, yanlış bir karardı. Şimdi ondan sonra tekrar yabancı antrenör getirmeye çalışıyorum. Yani biz bir türlü kendi ekolümüzü oturtamıyoruz. Onu anlatmaya çalışıyorum ve
gelen milli takım başındaki hocaları da çok çabuk yıpratıyoruz bu konuda. Yani bu konuda artık yeni jenerasyonlarda gerçekten tecrübeli jenerasyonlarda olsun. Bizden sonra gelecek olan jenerasyonlar, çok değerli arkadaşlarımız var. Bu konuda daha iyi bir tercih yapılabilir diye düşünüyorum. Sayın Yücel İldiz işte bu tespitleri ve fikirleri paylaşıyor. Hocam Avrupa'da zorlu maçlarımız var. Bu akşam tabii Beşiktaş'ın Borussia Dortmund'la oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçıyla devam edelim. Fikriniz nedir Dortmund maçıyla alakalı olarak? Şimdi tabii ki gerçekten Dortmund çok Almanya'nın çok çok önemli kulüplerinden bir tanesi. Ve hakikaten de çabuk oyunu Avrupa'da en iyi oynayan takımlardan bir tanesi. Ancak Beşiktaş da hakikaten şu anda tam temposunda değilse bile iyi bir kadro yaptı. Tabii ki savunmada ki eksikleri falan sıkıntı yaratır mı onu hep birlikte göreceğiz ama ve geçen sezona oranla Beşiktaş'ın daha geniş bir kadrosu var. Bir tek Beşiktaş'ın bana göre handikapı, keşke bu maç yani birkaç hafta daha sonra böyle bir zaman olsaydı Beşiktaş biraz daha oturmuş olabilirdi. Biraz daha özellikle yeni transferlere daha alışmış olur diye düşünüyorum ama tabii ki öyle bir zaman yok. Bu nedenle zorlu bir müsabaka olacak. Yani Beşiktaş'ın şansı var mı? Bence de var. Yani Beşiktaş'ın da kazanma ihtimali var mı? Var. Ama çok zor bir müsabaka olacağı kesin. Bir puan iyi midir hocam? Yani işler kötü giderse bence bir puan da fena değildir hocam. Şimdi tabi burası Şampiyonlar Ligi, yani açıkçası her puan önemli. Ama şöyle bir şey var, biliyorsunuz her maçın bir kazanma yüzdesi var. Kim tabii oynarsanız oynayın. Şu anda Beşiktaş istatistiklerde kazanma yüzdesi olarak kaç yerine gösteriliyor bilmiyorum. Takip etmedim ama şunu söyleyeyim. Beşiktaş'ın Sergen Hoca'nın ve Beşiktaş'ın başındaki teknik heyetin kesinlikle böyle düşünmesi gerekir. Öyle düşündüklerini de tahmin ediyorum. O kazanma yüzdesi neyse Beşiktaş ona oynayacaktır. İnşallah o yüzdeyi yakalar diye düşünüyorum. Ama yoksa Şampiyonlar Ligi'nde her müsabakada her puan çok çok önemli, biliyorsunuz. Doğru hocam. Yani iddia oranlarına baktığımızda hocam Dortmund tabii ağır favori. Zaten grubun da favorisi. 1.43 evet. Galibiyet oranı. Beşiktaş'ın 4.10 beraberliği de 3.60 yani verilmişti. Tabii Dortmund evet favori gösteriliyor. Hocam pekala şunu da sormam lazım size. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray Avrupa'da boy gösterecek. İşte Galatasaray Lazio ile karşı karşıya gidecek. Fenerbahçe de Frankfurt'la. Fikrinizi merak ediyorum. Temsilcilerimiz ne yapar Avrupa'da? Vallahi şimdi baktığımızda açıkçası yani Galatasaray yeniden bir yapılanma içerisinde, biliyorsunuz. Kadrosunu gençleştiriyor. Bu anlamda Lazio karşısında ne yapacak ben de çok merak ediyorum. Yani son oynadığı Trabzon maçına baktığınızda, ilk yarıdaki oynadığı futbola baktığınızda umutlanabiliyorsunuz. Her şey oluyor. Ancak daha henüz oturmuş mu? Bence değil. Tabii ki daha oturmamış. Fatih Hoca kendisi bunu söylüyor. Bu nedenle yani Galatasaray'ın işi kolay değil. Kolay değil. Rakip de zorlu bir rakip. Ama Fenerbahçe'ye baktığımızda aynı şekilde Fenerbahçe Galatasaray'a oranla biraz daha, en azından kadrosu sanki biraz daha belli bir kadro gibi duruyor. Belli bir kadro diyor. Ya antrenör daha önce de Türkiye'de çalıştığı için biraz daha sanki uyum içindeler gibi görünüyor. Son maç berabere kalmasına rağmen daha uyum içinde gibi görünüyorlar. Ama Avrupa maçları çok farklı olur tabii ki. Vallahi gönül istiyor ki hem Galatasaray'ımız hem Fenerbahçe'miz, tabii ki Beşiktaş'ımız dahil, başarılı olsunlar. Ama hiçbirinin maçı kolay değil. Pekala. Yücel İldiz bizlerle birlikteydi. Hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim sevgili Karanç. İyi yayınlar diliyorum. İyi günler, iyi çalışmalar diliyoruz. Teknik direktör Yücel İldiz bizlerle birlikteydi değerli dinleyicilerimiz. Ve şimdi reklama gideceğiz. Reklamdan sonra mikrofonu sizlere bırakacağız. Söz sizin olacak. 0212 363 04 34. HDI Sigorta'nın sunduğu Emrah Karalinç'le Sporun Merkezi devam ediyor. HDI Sigorta, HDI Sigorta. Tekrar birlikteyiz. Bir dinleyicimiz adaşım
olan bir dinleyicimiz İrfan Can'ın kronik sakat iddialarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz diye sormuş. Ve Fenerbahçe'nin açıklaması. Fenerbahçe'nin açıklaması ortada. Bu arada Arda Turan'la İrfan Can'ın bir görüşme yaptığı ve İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'de mutsuzum dediği yönündeki haberler kulüp tarafından yalanlandı. Kronik sakat mıdır? İrfan Can'ın kronik sakat olduğunu düşünmüyorum. O yönde bir bilgi de almadım. Böyle bir paylaşımı, böyle bir fikri sizlerle paylaşmakta da herhangi bir mahsur görmüyorum. Dinleyicilerimize açmıştık hattımızı. Bir dinleyicimiz hattımızda. Günaydın, yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar Emrah Bey. Erkan ben, İstanbul'dan arıyorum. Çok teşekkürler Erkan Bey. Buyurunuz. Ben başka bir konu için aradım ama şimdi İrfan Can Kahveci ile Arda Turan'ın görüşmesinden bahsettiniz de ben de okudum haberde Mert Hakan Yandaş diye okudum. Ha, evet doğru. Çok özür diliyorum. Teşekkür ederim evet. Düzeltme için. Mert Hakan Yandaş'ın. Doğru. Evet. Şimdi Yücel Hocam biraz önce bağladınız da şöyle evet. Bir şey söyleyeyim. Milli takım için işte Türk antrenörler de Avrupa'dan geri kalmıyorlar diye bir hı-hı. Şey söyledi. Ben de hep hayıfladığım nokta aslında orası. Hiçbir teknik direktörümüz hani Avrupa'da ne bileyim biz hiçbir arenada görmüyoruz. Yani bir teklif de mi gelmiyor bu insanlara? Hiç mi görmüyoruz? Ya da biz bir şey biliyoruz da bu insanlar mı bizi görmüyor? Hani aşağı yukarı bizim futbolcuları alıp götürüyorlar işte kaç tane. Neredeyse milli takımın tamamı yurt dışında oynuyor ama hiçbir antrenörümüz yurt dışında yok. Evet. Hiçbir takımı yani orta seviyedeki takımları da çalıştırmıyorlar. Ben de şunu düşünüyorum ben. Bizim antrenörlerde bir eksiklik var diye düşünüyorum. Nedir peki o eksiklik sizce? Yani için ya futbol izliyorsunuz yani izliyorsunuz mesela yavaş oynanıyor bizde bir kere. İnanılmaz derecede yavaş oynanıyor. İnanılmaz bir ne bileyim bizde biraz popülist bir yaklaşım var diye düşünüyorum. Ben en çok bundan dert yanıyorum. Yani bana göre öyledir. Hani duygularımız biraz kabarık ama kendimizi mi geliştiremiyoruz? Çünkü Avrupa seviyesinde değiliz. Dün akşam öz eleştiri yapmamız lazım zaten tabii. Kesinlikle evet. Yani dün akşam izlediğimiz ben 43 yaşındayım. Bana göre çocuk yani şeyi Nagelsmann. Hani saygısızlık etmek istemiyorum ama yaş itibariyle söylüyorum ama Barcelona'ya kök söktürdü. Siz de izlemişsinizdir. Tabii ki. Nagelsmann biraz yani. Uç örnek ama. Yani öyle ama 32 yaşında sonuçta. Yani yaş itibariyle baktığınız zaman evet 3 örnek ama gerçekten bir demek ki bir öz eleştiri yapmamız lazım. Niye bu kadar geriliyiz? Peki. Var mı ekleyeceğiniz başka bir şey? Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Ben teşekkür ederim. İyi günler. İyi yayınlar. İyi günler diliyorum. Tabii yayınımıza devam ediyoruz. Dinleyicilerden gelen mesajlar da var. Biraz sonra Hüseyin Özkök'le beraber gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Stefan Kuntz'la prensipte anlaşma sağlandığı yönünde haberler vardı. Kuntz'la ilgili çok derin bilgilere sahip bir isim. Hüseyin Özkök, usta bir gazeteci. Az sonra stüdyoda konuğumuz olacak kendisi. Ve hazırlıklar da yapılıyor şu anda Hüseyin Özkök'le ilgili. Alman teknik adamla ilgili tabii federasyon nasıl bir karar verecek? Bu çok tartışma konusu. Hamit Altıntop'un Almanya'da çeşitli görüşmeler yaptığını biliyoruz. Ki Joachim Löw'le de bir görüşme yaptığı yönünde haberler de vardı. Löw'ün 4 maçlık bir teknik direktör olmayacağı zaten çok açık zamandaki Barcelona'nın da teklifini istememiş, ötelemiş, kabul etmemiş bir teknik adam Joachim Löw. Almanya'da sistem biraz daha farklı tabii ki. Onu söyleyelim. Biraz sonra zaten Hüseyin Özkök detaylıca anlatır ki Şampiyonlar Ligi maçları vardı. Sevgili Hüseyin Özkök'le beraber Devler Ligi'ndeki maçları da konuşacağız. Temsilcilerimizin maçlarına da değineceğiz tabii ki. Sizlerden programa yoğun ilgi var. Birkaç dinleyicimizi daha alacağız. Sonrasında Hüseyin Özkök'te o sohbetimiz başlayacak. Davut Beyefendi, Fenerbahçe'nin Frankfurt karşısında kazanacağını düşünüyorum. Galatasaray bence Lazio ile berabere kalır. Beşiktaş'a şans tanımıyorum diyor. Tabii fikrini paylaşmakta herkes özgür. Tüm takımlarımıza yürekten başarılar dileyelim. Avrupa'da işler çok kolay değil tabii ki. Ligin üstüne çıkmanız gerekiyor. Böyle bir gerçeklik var. Bir başka dinleyicimiz hattımızdaymış. Günaydın, yayınımıza hoş geldiniz. Emrah abi günaydın. Bursa'dan Ergin ben. Sevgiler selamlar Bursa'ya. Buyurunuz. Aleykümselam. Abi biz şimdi burada 3 kişi sizi dinliyoruz. Ve beğenerek de dinliyoruz. Ve benim arkadaşım Galatasaraylı. Ben diyorum ki arkadaşıma Lazio'yu diyorum siz yenemezsiniz. Niye diyor? Ben diyorum ki Türkiye Ligi'nde skoru koruyamazsan Avrupa'da hiç koruyamazsın. Benimle inatlaşıyor. Sizin düşünceniz nedir bu konuda? Birincisi şöyle. Yani Trabzonspor maçında oyunun belli bölümlerinde ben Galatasaray'ı beğendim. Ama skoru yakalayıp sonrasında maçı ve puanı vermesi kötü.
bunu toparlaması lazım. Ve Galatasaray geriye düşerse nasıl toparlayacak? Mesela benim aklımdaki soru işareti bu. Lazio tabii çok farklı bir takım. Yani İtalya Ligi'nde oynadığı son maça bakacak olursak farklılıklar olacak. Yani Sarri çok daha farklı bir kadro çıkaracak. Orta alanda ben maçın daha çok belirleyici olacağını, maçın çehresinin değişeceği fikrine sahibim. Orta alanı daha sert tutarsa Galatasaray bence puana yakın. Ama çok kolay değil tabii ki. Lazio'yu da yabana atmamak lazım. Temennimiz ise Galatasaray'ın tabii ki kazanması. Yani başarılar diliyoruz ama ben Beşiktaş taraftarıyım. Fenerbahçe ve Galatasaray inşallah yenerler. Ülke puanlı olarak da iyi bir duruma gelirler. Ya geliriz. Ve ben bir de şu konuya değinmek istiyorum. Türk hakemleri akşamki Beşiktaş Borussia Dortmund maçını izlesinler. Yani o hakemin geldiğinde çok seviniyorum bizim maçımıza verildiğine. Hı. Adam çok süper bir maç yönetiyor yani benim görüşümde. Bir de milli takıma değinmek istiyorum. Yani bu gelen hoca Yılmaz Vural'dan daha mı iyi acaba? Biraz sonra konuşacağız. Bizi dinlemeye devam edin diyelim o halde. Yani ben... Yani bilmiyorum, ben iyi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü alışma süreci olacak, futbolcuları tanıyacak, uzun hikaye. Bir de yani bir dünya parayı çöp etmesine gerek yok yani. İnşallah anlaşmayı iyi yaparlar. Bir de Şenol Hoca'ya ben haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Zaten Hollanda'yı zaten yenemeyeceğim, bütün Türkiye biliyordu yani bunu. Peki. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim, kolay gelsin. İyi günler, sağ olun. Dinleyicimizin bahsettiği hakem, Beşiktaş'ta Borussia Dortmund arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek hakem, İspanyol hakem Antonio Mateo Lao. Merak edenler için söylemiş olalım. Ve Hüseyin Özkök stüdyomuzda hazır değerli dinleyicilerimiz. Usta bir gazeteci. Hüseyin abi hoş geldin. Merhaba Emrah, hoş bulduk. Evet, dinleyicimiz dedi ki Stefan Kuntz'la olur mu bu iş? Yılmaz Vural'dan daha mı iyi diyor. Tabii Almanya'daki sistem çok farklı. Sen daha iyi bilirsin Hüseyin abi. Stefan Kuntz'un U21 ile yakalamış olduğu başarı ortada. Öncelikle o sisteme bir değinmeni rica edeceğim. Almanya'daki sistem ve Türkiye'deki sistem arasındaki farklılık, kısaca değinmeni rica ediyorum. Ardından Stefan Kuntz bu işi başarır mı? Şimdi bundan 5 gün önce ben bir tweet attım. Milli takımda Şenol Güneş'in gönderileceği belli olmuştu. Onun üzerine ben Twitter'da şöyle bir şey yazmıştım. Dedim ki eğer milli takım için yabancı hoca düşünülüyorsa benim aklıma Stefan Kuntz geliyor. Hamit Altıntop da milli takımlar sorumlusu olmuştu. Hamit Altıntop'la birlikte ikisi çok iyi bir ikili oluştururlar ve yeni bir sistemi baştan birlikte kurarlar demiştim. Ve ayrıca Kuntz'un Almanya A Milli Takım Teknik Direktörlüğü beklediği ama orada tabii Hansi Flick tercih edilince bir hayal kırıklığı yaşadığı biliniyor evet. Almanya'da. 2024 Avrupa Şampiyonası Almanya'da yapılacak. Biz de biliyorsun kaybetmiştik Almanya ile mücadele ederek o şampiyonayı. Kendi evinde oynanacak bir şampiyona için milli takımın başında orada olmak Almanlara kendini o vasıtayla göstermek için bir fırsat olur ve orada mutlaka Stefan Kuntz iyi işler yapar diye yazmıştım. Bu minvaldeydi yani. Hı-hı. Kelime kelime değil de tabii. Zaten 55 ülkenin 24'ü Avrupa Şampiyonası'na gidiyor Avrupa 2024'te, Euro 2024'te. Dolayısıyla hani bizim gideceğimizi varsayıyorum ben 2024'te Avrupa Şampiyonası'na. Bu Stefan Kuntz için kendini kanıtlama açısından da iyi bir fırsat. Ben Kuntz'u teklif etmiştim. Ertesi günde zaten Kuntz'la görüşmeler başlandı. Kamuoyunda, piyasada, hatta Ajans Spor'da da biz duyurmuştuk haber olarak. Yani aklıma geldi, yazdım çünkü Kuntz hakikaten tanıdığım bir insan. Çok başarılı altyapı takımlarında, Almanya milli takımın U21'de 2 kere Avrupa şampiyonluğu var. Altyapı düzenini çok iyi oluşturmayı biliyor. Hamit Altıntop milli takımlar sorumlusu yapılıyorsa Hamit Altıntop'un gidip İtalyan teknik direktör getirmeyeceği çok belliydi. Doğru. Ya buradan birisi olacaktı ya da Almanya'dan arayacaktı Hamit Altıntop. Dolayısıyla Hamit Altıntop'un Stefan Kuntz'a yönelmesi aklın yolu bir diye hatta ondan sonra da bir tweet daha atmıştım. Ben doğru buluyorum. Stefan Kuntz Türkiye'yi de tanıyor, Türk insanını tanıyor. Ayrıca Almanlarla Türklerin yakınlıkları, bizim orada 3 milyondan fazla insanımız yaşıyor. Hı hı. Almanya Almanlarla Türklerin yakınlıkları malum. Her Alman'ın bir Türk arkadaşı mutlaka vardır Almanya'da. Aşinalar bize. Buraya gelen Almanların çoğunluğu da
başarılı oluyor. Bu Derval ve Piontek'le başladı biliyorsun. Çok özür diliyorum. Şimdi burada Ozan Beyefendi'nin bir mesajı var. Hüseyin abiye sorabilir misin? Stefan Kuntz gelirse 80'lerdeki olan Derval etkisini yapar mı Türk futbolda? Milli takımdaki sorunun da futbolcuların sistem oyuncusu olup milli takıma sistemsizlikten dolayı katkı veremediklerini düşünüyorum demiş. Şimdi Yup Derval geldiğinde Türkiye futbolunda hiçbir şey yoktu yani. Çok futbolda geri kalmış bir ülkeydik biz o dönemlerde. Yup Derval bir devrim yaptı. Stefan Kuntz'un bir devrim yapmaya ihtiyacı yok. Sadece artık oluşmuş bir futbol düzeni var ama sistemsiz şekilde yürümeye, el yordamıyla yürümeye çalışıyor. Kuntz'un ve Hamit Altıntop'un tabii ki sorumlu olarak bunu sistemli bir hale getirmeleri gerekiyor. İşte biraz önce dinleyicimiz dedi ki hani tanınacak oyuncuları falan diyecek dedi. Hı hı. Ama bizim oyuncularımız hepsi Avrupa'da oynuyor zaten. Yani tanınmayan oyuncular değil ki, bütün Avrupa tanıyor bizim oyuncularımız. Avrupa Şampiyonası'nda Stefan Kuntz Türk Milli Takımı maçlarını yorumladı televizyonda. Seyrettim ben hepsini. Dolayısıyla oyuncularımız falan hepsi tanınıyor. Kuntz bize aşina. Hamit Altıntop gibi yanında bir destek var. Zaten o Türk futbolunu çok çok iyi tanıyor. Birlikte ben iyi işler başarabileceklerini düşünüyorum. Ama Stefan Kuntz'tan şimdi bu mutlaka Dünya Kupası'na milli takım alsın götürsün, işte bu son 4 maçı kazansın. Zaten son 4 maçı kazanmamız bize yetmiyor. Hani Norveç'i geçsek bile Hollanda'yı geçemeyebiliriz. Ki o düşük bir ihtimal görüyorum ben zaten bu saatten sonra. Norveç'i geçtikten sonra ikinci olma ihtimalimiz yüksek. Onda da tabii Letonya ve Karadağ deplasmanda yemek gerekiyor mutlaka. Ondan sonra ikinci olursak bize bir de bizi playoff turu bekliyor. Doğru. Orada da iki takımı geçmek gerekiyor. Bir takım da değil. Dünya Kupası'na gidiş zor ve gidemezsek de Stefan Kuntz başaramadı, nasıl hoca falan dememek lazım. Bunu orta ve uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Dünya Kupası fırsatını biz Karadağ ve Letonya, İstanbul'da verdiğimiz 4 puanla kaçırdık. Çünkü o puanları vermeseydik, ki iki farklı öne geçtiğimiz maçlarda, o zaman hakikaten iddialı bir duruma gelmiş olacaktık ve Hollanda yenilgisi fark ne olursa olsun krediden yenmiş gibi olacaktı. Ama olmadı. Şu anda da 3. sıraya düştük. Umarım en azından 2. oluruz. Norveç'i geçer 8 Ekim'deki maçta. Bir taze kan her zaman bir takım için iyidir. Milli takım da bu bağlamda çok daha iyi oynayabilir Norveç karşısında, seyirci önünde. Ben Norveç'i geçebileceğimizi umuyorum. Bakalım hep beraber, şimdi açıklama yapılsın, resmi açıklama. Zaten biz şimdi şu anda sadece yapılan görüşmeler, henüz, evet, yapılan görüşmeler üzerinden konuşuyoruz. Resmi açıklama yapılmadan da hani Kuntz geldi %100 diyemiyoruz tabii ki. Evet. Tabii bakalım, göreceğiz hep beraber. Kuntz şayet gelirse göreve neler yapacağını hep birlikte göreceğiz. Dün de kendisi Instagram'da zaten bir açıklama yaptı. Evet, henüz imzalar atılmadı. Evet, diyor. Görüşmeye evet. Geldim İstanbul'a. İlk görüşmeleri yaptım. Şu an için ama haber verecek bir şey yok. Herhalde görüşmeler sürüyor. İşte ekipti, maaştı, şuydu buydu. Onlar bir ortak noktaya varılacak. Evet. Ondan sonra da resmen açıklama yapılacaktır diye düşünüyorum. Peki, Yücel İldiz yayına katıldı. Yücel Hoca dedi ki Stefan Kuntz tercihi doğru olmaz. Türkiye'de A milli takım seviyesinde görev yapabilecek birçok teknik direktör var. Bu bakış açısına istinaden Hüseyin Özkök neler söyler? Var mı gerçekten? Ki Okan Buruk ismi gündeme gelmişti ama onun da ailevi bazı problemleri var, sağlık problemleri. Gündeme bazı teknik direktörler başka teknik direktörleri öneriyor. O da farklı bir tartışma konusu. Hüseyin Özkök nasıl bakıyor? Yücel Hoca'ya kısmen katılıyorum. Milli takımı çalıştıracak düzeyde teknik direktörler tabii ki var Türkiye'de, ama Türkiye'de Türk olan bir hocanın dış etkenlerden çok fazla şekilde etkilendiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de o kadar çok parametreler var ki, sadece sağ içi parametreler değil, sağ dışında inanılmaz çok parametreler var. En son örneğini hatırlayalım. Şenol Güneş ne dedi? Altay'ı oynatıyorum. Trabzonlular Uğurcan'ı oynatıyorum. Fenerbahçeliler kızıyor. Yani bu acayip. Bu aslında takmaması gereken bir şey de Şenol Güneş'in. Başka unsurlar da var. Yöneticiler karışır, onlar karışır, kulüpler karışır. Herkes dışarıdan, siyasetçiler karışır. Yani inanılmaz bir baskı olur milli takım hocasına. Bizim de hiç farkına varmadığımız, bilmediğimiz baskılar. Ama yabancı bir teknik direktör, Stefan Kuntz gibi bir teknik direktör, bu baskıları bir kere zaten etrafına örülecek kalkanla bertaraf eder.
hiç anlamaz bile, duymaz bile. Dolayısıyla bu bağlamda Türkiye'de tanıyan bir teknik direktörü olarak Stefan Kuntz'un ben daha faydalı olacağını bir yerli hocadan düşünüyorum. Tamam, yerli hoca mutlaka aynı kalitede var. Ya bir kere de hani A milli takım düzeyinde çalıştırmamış bir hoca olsun. Yani bizde de genç hocalara hiç fırsat vermiyor biliyorsun. Kulüplerde hep dönüyorlar, dolaşıyorlar. Hep aynı isimler etrafında. Yani çare olarak Mustafa Denizli. Mesela yani, ben çok severim Mustafa Hoca'yı. O başka bir şey ama çare Mustafa Denizli olmamalı. Şimdi mesela Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli Avrupa'nın en yaşlı teknik direktörü. Ama Karagümrük'ün hocası, İtalyan hocası şu anda Avrupa'nın en genç teknik direktörü. Yani bu gençlere ismi ne olursa olsun veyahut da A takım çalıştırmamış olsa da bir fırsat vermek gerekiyor. Mesela Hansi Flick Bayern Münih'in başına geçtiğinde A milli hiç A düzeyinde kulüp takımı çalıştırmamıştı. Doğru. İlk defa Bayern Münih'i çalıştırdı. 7 tane kupa aldı. Yani illa başarının garantisi değil kariyerli hocaların milli takım veya kulüp takım başına gelmesi. Böyle gelecek vaat eden veyahut da iyi işler yapmış kendi çapında hocaları da bu fırsatı yararlandırmak lazım diye düşünüyorum. En yakın örnek tabii her zaman verilen örneklerden biridir ama doğru da bir örnek olarak kabul ediyorum ben. Leipzig'de Hoffenheim'de kupa kaldırmadı Nagelsmann. Evet. Ama Bayern Münih'e niye gitti? Felsefe. Tabii değil ki, mi? Tabii ki. Noktayı böyle koyabilir. Yani Nagelsmann hayatını antrenörüyle adamış bir teknik adam. Hoffenheim bunu gördü. Ve ona daha 28 yaşında görev verdi. A takım sorumluluğu ve Bundesliga tarihinin en genç teknik direktörü olarak tarihe geçti. Ondan sonra Leipzig, şimdi de Bayern Münih. Dün akşam Barcelona'yı perişan eden takımın başında Julian Nagelsmann var. Evet. Az sonra konuşacağız. Şu anda 32 yaşında. Dolayısıyla iyi antrenörler sadece kariyerli hocalar değildir. Yani kariyerli olmayan, fırsat kollayan fakat bir türlü fırsatı elde edemeyen çok sayıda hoca Türkiye'de de var, yurt dışında da var. Buna iniyorum ben. Stefan Kuntz'un tercih edilmesi, bizim Almanya'ya olan yakınlığımız, artı Hamit Altıntop'un Alman sisteminden gelen bir insan olması, onlar birlikte iyi işler başarırlar diye tahmin ediyorum. Hüseyin Özkök'te konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz. Reklama gidiyoruz, ardından buradayız. HDI Sigorta'nın sunduğu Emrah Karalinç'le Sporun Merkezi devam ediyor. HDI Sigorta, HDI Sigorta. Tekrar birlikteyiz değerli dinleyicilerimiz. Şampiyonlar Ligi diyoruz ve Hüseyin Özkök'le beraber Şampiyonlar Ligi'ni konuşacağız. Dün oynanan maçlara tabii bakacak olursak Avrupa'da çok önemli maçlar vardı. Young Boys Manchester United karşısında 2-1 kazandı. Sevilla Salzburg maçı 1-1 bitti. Dinamo Kiev 0, Benfica 0, Barcelona 0, Bayern Münih 3, Villarreal 2, Atalanta 2, Lille 0, Wolfsburg 0, Malmö 0, Juventus 3 ve Chelsea 1, Zenit 0. Böyle sonuçlar vardı. Bugün Beşiktaş Borussia Dortmund ve Şerif Şahtar Donetsk maçları 19.45'te, 22 seansına baktığımızda Kulüp Brugge, Paris Saint Germain, Manchester City, Leipzig, Atletico, Porto, Liverpool, Milan, Sporting Ajax ve Inter, Real Madrid karşılaşmaları var. Hüseyin Özkök, dün gözü kulağı herkesin Barcelona Bayern Münih maçındaydı. Manuel Neuer'e o efsane maçı sordular. O 8 gollü maçı. 8-2 değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet, 8-2. O unutulur mu? Onun revanşı. Manuel Neuer. Onun revanşı niteliğindeydi karşılaşma. Yani ben Bayern Münih'in favori olduğunu zaten çok net olarak söylüyordum, düşünüyordum. Ama bu kadar yani 3-0'lık bir farkında olacağını açıkça beklemiyordum. Ama ben 2-0'a bağlarlar diye bekliyordum. Yani 1-0, 2-0, 2-1. Sonra, evet. Yani bu tip bir skor olabilir diye düşünüyordum ama özellikle ikinci yarıda çok ezdi Bayern Münih. İlk yarıda zaten üstündü de ikinci yarı çok ezdi. Barcelona'nın tabii ki finansal olarak yıkık bir hali var. Dünyanın en borçlu kulüplerinin başında geliyor. İşte 1,5 milyar euro civarında bir borcu oldu söyleniyor. Messi'yi elden çıkarmak zorunda kaldılar bu bağlamda. Hakikaten işte Griezmann gitti. Çok iyi bir kadrosu yok artık, öyle Messi'li zamanların yaşandığı kadrolara sahip değil Barcelona. Sıradan bir takım görüntüsü değildi dün akşamda. Yani Luke de Jong, Depay.
Evet, yani. Nereden nereye? Ha, tamam, Depay bizim işimizi bitiren futbolcu. O başka bir şey tabii ama hani Barcelona. Tabii ki, sonuçta Barcelona'dan bahsediyoruz. Barcelona gerçekten bu sene işi zor, öyle gözüküyor. Transfer konusunda da elleri kolları bağlı. Bayern Münih çok rahat ve haklı bir galibiyet aldı Barcelona önünde. Grubun açık ara favorisi olduğunu da göstermiş oldu. Ha, Barcelona bu gruptan ikinci olup çıkabilir tabii. Yani sonuçta Barcelona'dan bahsediyoruz. Ama Bayern Münih ayarında bir takım değil artık Barcelona. Bu geçen 8 işlik ikilik maç belki hani sıra dışı bir maçtı. O zaman Messi falan da vardı ama yine de şu andaki görüntü o 8 ikilik maçtan daha da kötü Barcelona adına. Çünkü Barcelona'nın artık o ekonomik gücü sınırlandığı için öyle hani kadrosunu çok zenginleştirme yolunda gidecek gibi gözükmüyor. Artı bir de alttan da aslında çok fazla oyuncu çıkaramamaya başladı Barcelona. Onlar da bir açmaza girdiler. Bakalım nasıl çıkacaklar bunun içinden. Doğru. Maç sonrası Nagelsmann, bugün çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Bu çok çok önemliydi. İyi savunma yaptık. İlk birkaç dakika sorun yaşadık ama ve o dönem yeterince cesur değildik. Sonrasında bazı ayarlamalar yaptık dedi ve ardından da temiz bir sayfamız var. Her zaman bu önemlidir. Bu takımda sahip olduğumuz hücum kalitesiyle her şeyi yapabiliriz. Kazanma şansımız her zaman yüksek diyor Nagelsmann. Muhakkak, muhakkak. Yani yeni genç oyuncular da Musiala gibi kadroya kattı Bayern Münih. Hani Bayern Münih hep böyle üst yapı takımı olarak gözükür. İşte çok transfer yapıyor. İşte bütün iyi futbolcuları topluyor denir ama altyapısında da Bayern Münih hatırı sayılır. Avrupa'daki başta gelen kulüplerden biridir altyapıdan oyuncu çıkarma konusunda. Evet. Evet, tabii ki Bayern Münih, üstün Alman teknolojisi olarak tanımlanan Bayern Münih, o yenilmezlik rekoru konusunda da adım adım gidiyorlar zaten. Deplasmanda 19 oldu, evet. Değil mi? Evet, 19. Muazzam. Yani. Müller, tabii ona da ayrı bir parantez açmak lazım. O da çok başarılı bir oyuncu. Çok farklı bir seviyeye çıktı Müller. Yani ben beklentim aslında hani Müller'den bu seviyelere çıkması değildi. Beni şaşırttı kariyerine baktığımda. Şimdi Louis van Gaal, Müller'i keşfeden teknik direktör. Bayern, hocaların hocası tabii ki. Şu anda da Hollanda milli takımın başında. Louis van Gaal Bayern Münih'e geldiğinde işte altyapı antrenmanlarını seyrederken Thomas Müller'i fark ediyor. Hemen diyor bunu alt takımına alın diyor. Ondan sonra işte öyle başladı Thomas Müller'in kariyeri. İnanılmaz bir görev adamı. Her türlü şey var yani. Golcülük var, mücadele var, asist yapabiliyor, geriye yardım edebiliyor, savunma yönü kuvvetli, komple bir futbolcu. Görüntüye baktığında hani böyle bir Messi, bir Ronaldo, bir veyahut da ne diyeyim, virtüöz bir oyuncu değil. Ama inanılmaz çok iş yapıyor ve tabii ki Bayern Münih'in vazgeçilmez oyuncusu. Hatta Joachim Löw de biliyorsun bir dönem onu kadro dışına bıraktı. Tartışmalar i̇şte, oldu Hummels, abi. Doğru. Hummels, Boateng ve Müller dedi artık biz yeni bir yapılanmaya gidiyoruz. Onları almadı kadroya. Fakat artık dayanamadı. Sonunda Müller o kadar iyi oynuyor ki baskılar sonucunda Hummels de iyi oynuyor. İkisini en azından kadroya çağırdı. Avrupa Şampiyonası'nda görev yaptılar. Çok sayıda mesaj var. Manchester United'ın Young Boys'la oynadığı karşılaşma. Tabii Ronaldo'nun attığı gol sonrası acaba United farka mı gider, farkı açar mı düşünceleri ama ikinci yarıda bambaşka bir durum. Tabii o kırmızı kart Manchester United'ı bozdu ve çok sert bir müdahaleydi. O müdahalede hakikaten o kırmızı kart haklıydı. Oyuncuya bir şey olmaması o kırmızı kartta, yani maruz kalan o faule bir şey olmaması gerçekten şans. O kırmızı kart sonrası da bozuldu Manchester United ve Young Boys inanılmaz iyi mücadele etti. Tebrik etmek lazım. Yani bence galibiyeti hak ettiler. Müthiş bir mücadele sonunda Young Boys gol son dakikada gelmişti değil mi? Emrah son, evet. Son dakikada geldi ve onunla birlikte maçı kazandı Young Boys. Yani 90+5. Evet, 90+5'te yani maç bitti yani, düdük de çalınmadı galiba. Bir saka kırmızı kart görünce tabii işler değişti. Çünkü diğer Salzburg bir Valencia maçına da tabii, bakıyordum. 90+5'te attı. 90+5'te attılar evet. Salzburg Sevilla maçına da bakıyordum da o tam olarak o şeyi dakikayı şey yapamadım. Ama 90+5'te olduğunu biliyorum, hani düdük de çalınmış olabilir yani golden sonra. Tebrik etmek lazım Young Boys'u. Tabi bu İsviçre'nin puanlarına katkıda bulundu Young Boys galibiyeti. Bizim de Avrupa'da bu puan olayında nerede olduğumuz malum. İsviçre'de önümüzdeki rakiplerden biri ama onlara yetişmemiz çok kolay gözükmüyor. Young Boys'un teknik direktörü de David Wagner bu arada. David Wagner bir de
Young Boys'a bu takımı kuran adam da şu anda Leverkusen'ın teknik direktörü. Evet, öyle bir durum da var. Doğru. Evet. Şey demiş Wagner, futbolcularımız sınırlarının ötesine geçtiler. Bugün çok önemli bir galibiyet elde ettik. Yorgunluğumuzu, her şeyimizi unuttuk. Saldırganlığımız, yani ofansif anlamdaki o saldırganlığımız, tutkumuz çok çok çarpıcıydı. Çocuklar harika bir iş çıkardılar diyordu. Evet, dolayısıyla büyük bir övgüyü hak ediyor. Zaten birkaç maç kazandık ama Şampiyonlar Ligi'nde United'ı yenmek eşsiz diyor. Buna tanık olan herkes için de mutluyum. Çünkü herkes üstüne düşeni yaptı demişti Young Boys'un teknik direktörü. Peki dün yine dikkatini çeken bir maç var mıydı? Özellikle takip ettiğin. Ya ben Barcelona Bayern Münih maçını takip ettiğim için diğerlerine fazla bakamadım. O yüzden hani bir yorum yapmak zor. Çünkü, skorları hatırlattık zaten. Çünkü yani bir numaralı maç dün akşamki saat 10'da başlayanlar için de Barcelona Bayern Münih maçıydı. Diğer maçları hiç takip etmedim yani. Sadece skorlarını biliyorum. O yüzden ne oldu ne bitti oyun içinde bilemiyorum. Yorum yapamayacağım. Peki bugün Dortmund maçı var. Hüseyin Özkök. Beşiktaş'a ayrı bir parantez açalım. Programımızın evet. Final bölümüne doğru giderken. Şimdi ben de zaten bugünkü Beşiktaş Dortmund ve yarınki Galatasaray Lazio maçları için İstanbul'a geldim. İnşallah iki maçı da stadyumda seyredeceğim. Hatta bugün öğleden sonra A Spor'da yayınlarımız da olacak. Maç önü yayınlarımız. Şöyle söyleyeyim. Borussia Dortmund tabii ki çok güçlü bir takım ve grubun favorisi. Ancak Beşiktaş da çok iyi bir kadroya sahip. Özellikle Beşiktaş'ın ön bölgesi, herkesin de zaten ağız birliğiyle söylediği gibi orta saha ve hücum hattı çok çok iyi. Çok kaliteli futbolculardan oluşuyor. Ancak savunmasının ben o derece iyi olduğunu düşünmüyorum Beşiktaş'ın. Yumuşak karnı bugün evet. O zaten. En çok değindiğim konulardan biri. Sakatlığı var. Tabii. Burada da Haaland faktörü var Dortmund tarafında. Haaland en önemli savunmaları aşabilen, onları yani yıkıp geçen bir oyuncu. Ben Haaland'a tank gibi ama hızlı giden bir tank diyorum. Çünkü hakikaten o süratlendiği anda karşısına kim çıkarsa yıkıp geçiyor yani o derece. Abartıyorum biraz tabii ama çok fuleli, hızlı koşuyor ve bitirici özelliği çok çok iyi. Beşiktaş'ın tabii ki savunmasına çok güç anlar yaşatabilir. Bir de Dortmund'un oyun felsefesi, özellikle Jürgen Klopp'tan beri oyunu çok hızlı şekilde topa baskı yapıp kazanıp çok hızlı şekilde ileriye aktarmak. Yani hani bizdeki moda tabiriyle Abdullah Avcı'nın da çok sık kullandığı geçiş oyunu. Hı hı. Dortmund bu geçiş oyununu çok uzun yıllardan beri yapan, kulübün adeta felsefesi haline gelmiş bir şey bu. Gelen teknik direktörlerden Dortmund bunu istiyor. Marco Rose de bu baskıyı çok sık yaptırıyor takımına. Bu seneki görüntü o. Ancak savunmada sorunları var. Dortmund'un işte lig maçları o yüzden çok gollü geçiyor. Bir dönemin Werder Bremen'i gibi. Savunma çok Werder Bremen, ilerisi forvet. Dün basın toplantısını izledim. Basın toplantısında Marco Rose'ye bu Alman gazeteciler gol yeme sorununu sordular. Ya biz de çok kızıyoruz kendimize. Bu golleri nasıl yedik diyoruz filan gibisinden böyle bayağı serzenişte bulundu. Ama elimizden gene her şeyi yapacağız ve bunu düzelteceğiz dedi. Bu da bakalım bu Beşiktaş maçına rastlamaz inşallah. İnşallah. Beşiktaş'ın, Dortmund'un bu savunma zaaflarını değerlendirebilecek çapta kalitede oyuncuları var. Hücum hattındaki Batshuayi de biliyorsun Dortmund'da bir ara forma giymişti. Oynadı evet. Oynamıştı ama çok başarılı olamayınca geri döndü. Beşiktaş gol atar diye tahmin ediyorum Dortmund'a ama işte Dortmund'un hücum hattını özellikle Haaland'ı nasıl durduracak? Orası benim için biraz muamma. Çünkü bir de Haaland'a top aldırdığın zaman o döndüğü zaman yüzünü çok tehlikeli. Döndürmemek lazım. Veya da sezip işte onun topa dokunması, ona topu sahibi olmadan müdahale etmek lazım. Bunları hep beraber bu akşam göreceğiz. Sergen Hoca mutlaka Dortmund'un maçlarını izlemiştir videodan. Tabii, izlediğinde söylüyor zaten. Evet, ve kendine gerekli notları almıştır. Neler yapabileceğine dair. Dortmund'da eksikler var. Mesela Thorgan Hazard eksik de, önemli bir eksik. Bu sene çok formda. Zaten Avrupa Şampiyonası'nda Belçika milli takımında iyi işler yapmıştı. Bakalım Witsel önemli bir oyuncu.
Malen oynayacak mı oynamayacak mı o belli değil. 11'de var muhtemel oynayacak. 11'de varsa 4-4-2 oynayabilir Dortmund. Witsel oynarsa bu sefer 4-3-2-1 şeklinde bir yayılım olabilir Dortmund'un. Hep beraber göreceğiz Marco Rose nasıl bir 11'de sahaya çıkacak ama tabii ki Haaland'ın ilk 11'de olması kesin ve bizim için de en büyük tehlike onun olduğu %100. 3 anahtar oyuncu var. Haaland, Royce ve Bellingham. Royce iyi hatırlattın. Royce benim ta çıktığından beri yani ilk... Hiç sevmediğim oyunculardan biridir bu arada. Onu benim çok yani. Beğendiğim oyuncu olarak çok beğendiğim... Performansına inanılmaz, lafım yok. İnanılmaz var. Kaliteli, inanılmaz teknik, müthiş bir oyuncu. Çok sakatlıklar yaşadı. Ama geçen sene hatırlarsan Avrupa Şampiyonası'na da kendi isteğiyle affedilmesini istedi. Ve katılmadı şampiyonaya. Alman milli takımda yer almadı. Dinleneceğim ve yeni sezona çok sağlıklı bir şekilde başlamak istiyorum dedi. Ve de öyle başladı hakikaten. Şu anda iyi işler yapıyor Dortmund'da. Takım kaptanı. O önemli oyunculardan biri tabii ki Beşiktaş'a karşı. Hummels'in de ben bu akşam oynayacağını tahmin ediyorum. Hummels de sakatlıktan çıktıktan sonra lig maçında biraz oynadı ama bu maçta ilk 11'de oynama ihtimali yüksek. Yani Akanji-Hummels ikilisini savunmada görebiliriz bu akşam. Hüseyin Özkök'te konuşuyoruz değerli dinleyicilerimiz. Hüseyin Özkök Pjanić'e vurgu yapıyor Beşiktaş taraftarları bu arada. Pjanić'le ilgili fikrini merak ediyorum. Tabii Şampiyonlar Ligi'nde oynamak bambaşka bir konu. İyi ki yetiştirilmiş diyor bazı taraftarlar. Mesajlardan onu görüyorum. Pjanić'i dün Marco Rose de ismini andı. Dedi Pjanić gibi çok çok önemli bir futbolcu kadroya dahil edildi Beşiktaş tarafında diye söyledi. Pjanić tabii ki kariyeri çok parlak bir oyuncu kalitesi nedeniyle işte Roma, Juventus değil mi? İlk önce Lyon muydu? Lyon galiba. Lyon, Roma, Juventus, Barcelona diye hatırlıyorum. O 4 takımdan bir kariyer şeyi var. Son 4 takımı. Müthiş bir oyuncu ama Barcelona'da da Koeman'la anlaşamadılar bir türlü. Bu sene de kadroya giremeyeceğini anlayınca ayrılmak istedi takımdan en azından kiralık olarak. Halbuki dün akşamki Barcelona'yı gördükten sonra yani Pjanić'i Koeman'ın niye düşünmediğini anlayamadım ben gerçekten. Evet. Metz'te başladı Lyon. Evet. Lyon sonrasında tabii ki Roma. Ki Roma. Roma'da Salih Uçan'ın onunla olan muhabbetlerini de hatırlıyoruz aynı değil mi? Aynı zamanda oynadılar. Tabii aynı zamanda oynadılar. Hatta Pjanić'in ayrılması gündemdeydi. Juventus'a gidecekti o dönem. Salih kalsam mı gitsem mi derken orada tabii yedek kaldığı dönemler ve Salih'in açıkçası çok da faydasına olan oyunculardan biri olmadı Pjanić. Öyle bir gerçeklik var. Roma sonrasında tabii senin de söylemiş olduğun gibi Juventus macerası. Juventus sonrasında da zaten yol belli. Barcelona evet, ve evet. Beşiktaş. Valla Pjanić kalitesi belli. Bu kadar takım bu oyuncuyu transfer ediyorsa ve bonservis bedeli giderek yukarıya doğru tırmanıyorsa bu oyuncu demek ki Avrupa çapında önemli bir oyuncudur. Hı hı. Beşiktaş tabii sadece bir sezon yararlanabilecek gibi gözüküyor. Çünkü bu oyuncuyu satın almak çok kolay değil. Yani Barcelona onu elden çıkarmak için bayağı yüklü bir... Kiralamak bile zaten zordu. Kiralamak bile zordu da işte maaşının bir bölümünü Barcelona krizde olduğu için maaşının bir bölümü bile Barcelona'nın ihtiyacı olan bir şey. Düşünsene yani o kadar kötü. Nerelere geldik doğru. Dolayısıyla hani Beşiktaş'ta sadece bir sene oynayacak gibi gözüküyor. Ama olsun yine de bir sene boyunca biz hem Süper Lig'de hem Şampiyonlar Ligi'nde Pjanić gibi bir oyuncuyu burada kendi topraklarımızda izleyeceğiz. Neffel beyefendi, Neffel Özen, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a başarılar demiş. Burak Kapıcak neden oynatılmıyor? Tabii Bursaspor'dan transfer edildi. Gelecek vaat eden oyunculardan biri ki yeni Gökhan Gönül olarak adlandırılmıştı ama tabii sonrasında pozisyon itibariyle farklı noktalarda da oynayabiliyor Burak Kapıcak. Bunu söyleyebilirim. Bir ikincisi futbolcunun Fenerbahçe'deki durumlardan ötürü lisansı çıkmamıştı. Milli ara sonrasında lisansı çıktı. Burak Kapıcak formayı kapacak diyebiliriz bundan sonraki süreçte. Tabii Vitor Pereira'nın bu konuda fikri önemli. Şimdi Vitor Pereira zaten gençlere yer verebileceğini çok net şekilde gösterdi. Burak Kapıcak da takıma adapte olduktan sonra eğer antrenman performansı da iyi olursa illaki oynatacaktır. Zaten tabii. Nazım Sangare falan sakat. Dolayısıyla eğer yer alabileceğini görürse koyar diye düşünüyorum ilk 11'e.
Okan Tan beyefendi, ligimizin kalitesi Avrupa'daki başarımızı düşürüyor diye düşünüyorum. Temsilcilerimizi zorlayan takım olmadığı için Avrupa'da onların temposuna ulaşamıyoruz. Sizce bu sene temsilcilerimizden Avrupa'da başarı gelir mi? Beşiktaş'ı konuştuk. Galatasaray'la ilgili bir değerlendirme rica edeyim kısaca Hüseyin Özkök. Bir cümlede Fenerbahçe, sonrasında kapatacağız programı. Galatasaray'ın işi de kolay değil grupta. Hakikaten zorlu bir grup. Tabii ki çıkabilir gruptan Galatasaray. Galatasaray'da genç oyunculara yönelen bir politika izliyor bu sezon. Ama işinin hiç kolay olmadığını düşünüyorum. Şimdi biliyorsun Emrah, Şampiyonlar Ligi'nde 3. olan takımlarla Avrupa Ligi'nde 2. olan takımlar playoff oynayacaklar. Artık değişti Avrupa Kupaları düzen. Mesela Galatasaray 3. bitirirse grubu veyahut da Fenerbahçe, Konferans Ligi gruplarında 2. olanlarla playoff oynayıp Konferans Ligi'nden devam etme durumları var. Bunu da belirtelim. Hani Galatasaray'ın bence grupta 3. olursa bile şikayet etmemesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü Galatasaray şu anda Fatih Terim'in oturtmaya çalıştığı bir kadroya sahip, gençlerden oluşan ve bunu bu kısa dönemde, şimdi Aralık ayına kadar Avrupa'da bu güçlü rakipler arasında yapmak çok kolay değil. Ama Galatasaray günlük formda iyi işler, iyi bir form yakalarsa günlük maçlarda ve rakiplerini en azından İstanbul'daki maçlarda alt edebilirse, o zaman tabii ki gruptan çıkma ihtimali yükselir. Fenerbahçe'nin grubu daha da kolay bence Galatasaray'dan. Eintracht Frankfurt mesela bu sene hiç iyi değil. Dolayısıyla bir de golcülerinin Leipzig'e kaptırdılar. Neydi çocuğun ismi, şimdi bir anda aklıma gelmedi. Eintracht Frankfurt'tan Leipzig'e giden Portekizli. Dolayısıyla o açıdan da gol sıkıntısı çekiyorlar. Ama Fenerbahçe'nin Frankfurt karşısında da Perşembe günü yarınki karşılaşmada şanslı olduğunu düşünüyorum. Andre Silva. Silva. Onu da eklemiş olalım. Peki ya. Hüseyin Özkök, çok teşekkür ederim. Teşekkür ağzına ederim. Sağlık. Programımızın sonuna geliyoruz değerli dinleyicilerimiz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Radyo Spor'dan ayrılmayın. HDI Sigorta, Emrah Karalinç'le sporun merkezini sundu. HDI Sigorta. Radyo Spor. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.